Günaydın, hoş geldiniz. Halk TV'desiniz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Ve bugün Ankara'dayız. Cumhuriyetimizin kalbindeyiz. Türkiye'mizin merkezindeyiz. Bir cumhuriyet kentindeyiz. Burası da Cumhuriyet Halk Fırkası'nın genel merkezi. Tabii 4-5 Kasım kurultayında CHP delegeleri bir tarihi karar verdiler. Siyasi tarihimizde çok az olan bir durum gerçekleşti. Ve genel başkan ve yönetimi değişti. Sonrasında Özgür Özel bir profil sergiledi. Yeni bir dönem aslında bu. Bu dönemi de biz her sabah sizlere analiz etmeye çalışıyoruz. Fakat şimdi çok merak ettiğimiz, biz de muhatabı olduğumuz pek çok sorular vardı. Bizzat kendisine sormak istiyoruz. CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel. Efendim günaydın. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi benim son zamanlarda buluştuğum herkes, özellikle iş dünyasından bana bir şeyler söylüyorlar. Sizi anlamaya çalışıyorlar da bir şaşkınlıkları var. Onu biraz sonra neden şaşırıyorlar ve ben sizi nasıl anlatmaya çalışıyorum? Biraz sonra size sorarak bir parantez açacağım. Ama önce emekliler. Geçtiğimiz günlerde Doğan Tılıç da bir günde yazmıştı. Gerçekten büyük bir mitingdi dedi. Arkadaşlar, CHP lideri Özgür Özel'in kısa bir emekli sesi vardı. Söz verdi, vaatlerde bulundu ve madde madde sıraladı. Onu bir hatırlayalım. Türkiye'nin emeklilerine neler söyleyecek? Kendisine soracağız. Başımızda bir gul yabani var. Gul yabani IMF değil ama IMF'nin hayaleti aramızda dolaşıyor. Mehmet Şimşek, bu gul yabanini al, saraya götür. Artık emeklinin yakasından insin. Birazcık da zenginlerden alsın. Zenginlerden istesin. Şimdi önceki günlerde İbrahim Uslu'ya da sormuştum. Hatta hatırlayacaksınız, sizlere söylemiştim. Özgür Özel nasıl gidiyor hocam dedim. Çok akıllı gidiyor, çok iyi gidiyor dedi. Niye dedim, o anlattı, ben yazdım size de. İki gün üst üste anlatmıştım. Emekliler bahsinden yola çıkarak. Yani özetle şöyle diyordu İbrahim Uslu. Diyordu ki Özgür Özel kimlik siyaseti üzerinden siyaset ve muhalefet geliştirmiyor dedi. Yani işte muhafazakarım, şucuyum, bucum öyle değil. Neyim? Sosyal kimlikler üzerinden. Yani emekli, geçinemeyenler vesaire vesaire diye. Yani geniş kesimler. İbrahim Uslu bunun CHP politikası ve Özgür Özel'in liderliği bakımından çok önemli bir strateji olduğunu söylüyordu. Emekli için ne yapacaksınız? Mücadeleye devam edeceğiz. Biz emeklilerle ilgili aslında ilk adımı tam sizin durduğunuz yerde bu salonda atmıştık. 9 Ocak tarihiydi yanılmıyorsam. Emeklilere %33 zam verilmişti ve büyük bir şok yaşanıyordu. Yani enflasyon TÜİK'e göre bile işte %68, yıl boyunca 85-84'lerden gelmiş. Yani fiyatlar katlana katlana gelmiş. Emekliye zam verilecek, %33 verdiler. 7500 lirayı 10 bin lira yaptılar. Bu büyük bir şok etkisi yarattı. Biz de 9 Ocak günü burada bu salonda Ankara'daki bütün emekli derneklerini aramıştık. Gelebilenle, yani bir gün öncesinde aradık ve dedik ki üyelerinizden kim gelebilirse bir emeklilerle bir toplantı yapalım. O gün buradaki toplantıda emeklilere dedim ki size söz veriyorum, sizi dilimden düşürmeyeceğim ve nereye gidersem, hangi mecraya çıkarsam konuşacağız. Sağ olun, sizler de imkan tanıdınız. O günden itibaren her yerde emeklinin sorununu konuştuk. Türkiye'de 105 miting yaptım. 105'inde ana gündem maddesi emeklilerin yaşadığı büyük sıkıntıydı. Bizim mitinglerin ilk başında işte toplumda ne kadar emekli varsa o kadar emekli vardı. %15'i, 20'si, 25'i ama her geçen gün arttı. Sonlara doğru o bir elleri kaldırsın emekliler diyordum. Mitingler emekli mitingine döndü. Bir siyasi parti mitinginden farklılaştı mitingler. Sonra da seçim günü herkes emeklilerin seçim sonucuna önemli bir etki yaptığını söylediler. Ben de seçim akşamı bu akşam yine sizin bulunduğunuz yerdeki kürsüden bu sefer basın mensuplarına, tabii saat akşam 21, yani CHP seçim sonuçlarına ne diyecek diye en çok merak edilen saatte ben şunu söyledim. Seçimi hor görülenlerin, ihmal edilenlerin kazandığını, emeklilerin kazandığını söyledim. Ve önemli bir mesaj verdiler dedim. O günden sonra da yine mücadeleye devam ediyoruz. Tabii ben bu arada belki birazdan bahsedeceğiz. Biraz önceki anonslarınızdan da gördüğüm kadarıyla konuşacağız o konuyu. Sayın Erdoğan'la
Sayın Bahçeli ile normalleşme. Sadece evet, sadece onlarla da değil. DEM Parti'nin eş genel başkanlarıyla, Sayın Musavat Dervişoğlu ile yaptığım bütün konuşmalarda ana gündem maddesi Türkiye'deki ekonomik kriz, geçim zorluğu, hayat pahalılığı ve bilhassa emeklilerin durumuydu. Yine geçtiğimiz günlerde İstanbul Planlama Ajansı'nın emeklilerle ilgili, İstanbul'daki emeklilerle ilgili yaptığı bir çalışma vardı. Onu siz de irdelediniz, evet, takip ettim. Yani inanılmaz. Mesela diyor ki İstanbul'daki her 6 kişiden bir tanesi emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor diyor. Ve bunlar diyor İstanbul'daki her 3 kişiden bir tane, her 3 emekliden bir tanesi resmen çalışmaya devam ediyor diyor. Yani emekliliği hak ettiği halde çalışmak zorunda olan. Çünkü mecbur, geçinemiyor. İmkanı yok. Ve 10 bin liralık emekli maaşından bahsediyor. Ya İstanbul'da bir de şöyle düşünün. 3 emekliden biri çalışıyor, ikisi çalışmıyor. Yani 10 bin lirayı vermişiz eline, ne yaparsan yap demişiz. İnşallah bir evi vardır geçmişten edindiği veya miras yoluyla edindiği. Yoksa bir emeklinin, karı koca emekli olsalar, ikisi de 10'ar bin lira alsalar, İstanbul'da herhangi bir eve verecekleri kiradan sonra hiçbir şeyleri kalmaz. Sayın Genel Başkan, şimdi normalleşme adımlarına biraz sonra siyasi, evet, bölümüne gireceğim ama Kavala'dan da bir mektup geldi. Sizin beklentinizi de soracağım ama. Şimdi siz Sayın Erdoğan'la görüştünüz, sonra Sayın Bahçeli ile de görüştünüz. Sayın Bahçeli de bu emekliler konusunda zaten aslında çözüm bekliyor. Ben de onu söyledim. Siz Sayın onunla konuşmuşsunuz değil mi? Konuştum ve dedim ki Sayın Genel Başkanım dedim, bu konu sizin de hassasiyet, evet, gösterdiğiniz bir konu. O da hak verdi ve ben dedim ki bu konuda herkesle görüşelim. Herkes herkesle görüşsün. Mecliste bu sorunu çözelim. Emeklilere hakikaten bir şey yapmak lazım. Yani artık şimdi İsmail Bey, seçim geçti. Evet. Bundan sonra dediğimiz gibi hani normal seçimin vakti 2028. Milletimiz isterse bir erken seçim olursa olur. Ama şu anda bir seçim takviminde değiliz. Benim şu anda söylediğim bu sözle yarın seçim kazanacak durumum yok. Gerçekten bunu siyaseten değil, vicdanen, ahlaken konuşmak lazım. Çok önemli Türkiye'de bu işte. Herkesin meseleye böyle bakması lazım. Siyaset üstü bakalım. Kaldı ki bir de şöyle bakın. Mesela bazıları şey sanıyor. Biz bunu söylüyoruz da oy almak için söylüyoruz. Aksine şöyle düşünün. Emekli 10 bin liraya mahkum bırakıldığında o emeklinin veya asgari ücretlinin 17 bin lirayla İstanbul gibi şehirde geçinmeye çalıştığında oradaki emeklinin, emekçinin bu hükümete tepkisi artar. Bugün zam yapılsa iktidar rahatlar. Ben söyleyeyim yani bugün 10 bin lirayı 15 bin lira yapın emekli için, 17 bin lira yapın. Bu işten en çok fayda yine iktidar partisi görür. Ama işin bir vicdani tarafı var. Ve bir şey söyleyeyim size, yani bunu ilk kez söyleyeceğim. Çünkü şeyden beri ilk kez böyle bir canlı yayına çıktık. Emekli mitingi. Ben, evet, o mitingde sahnedeydim. O mitingde tabii en heyecanlı konuştuğumuz kısımlar ama uzun bir kısmı kürsüden uzun uzun konuştum. Sıklıkla konuşmam alkışla kesildi. Ben de o yukarıdan o meydana bakma imkanı gördüm. Ve girişleri çıkışları gördüm. 5 emekli derneği konuşurken etrafı gördüm. Ya evet, yaşlıydılar ama çok yoksuldular ya. Çok yoksuldular. Yani o kadar üzüldüm ki otobüse, minibüse bindik. Böyle keyfim kaçtı, yanımdaki arkadaşlara dedim ya şu etrafınızı bir görüyor musunuz? Sadece yaşlı değiller gelenler veya sadece emekli değil, yoksullar. Sayın Genel Başkan, bakın bunun siyaseten yansımasını ben İbrahim Uslu'ya sordum. Dedi ki İsmail dedi, çok büyük bir mitingdi dedi ve tekrar ediyorum dedi. Özgür Özel'in düzenlediği o miting politik olarak da güçlü bir mitingdi. Şöyle söyledi sonra, emeklilerin ilk defa bu kadar politize olduğunu görüyoruz dedi. İnanılmaz bir şey. Benim kardeşim, o da emekli, sorumluluk da hissetti. Kalktı geldi Manisa'daki ilçe binamızın önünden kalkan otobüsle gelmiş. Emekliler için biz otobüs imkanı sağladık. Otobüsün en genci oymuş tabii, işte 46-47 yaşında. 60'lı yaşlarında ve üzerinde birçok emekli varmış otobüste. Diyor ki böyle diyor, hani mitinge gidiyorum diye gelen bir partili yoktu diyor. Duymuşlar, gelmişler. Ne kadar otobüs olsa o kadar da olacaktı diyor. Öyle bir şey var. Bütün Türkiye onu yani mitingin katılımını taşıma ücreti sınırladı. Yani biz bunun iki katı otobüs koysak iki katı insan gelecekti oraya. Özgür Bey, şimdi ben önceki gün sizin hani gölge bak kabine kurdunuz ya. Yahçık Karatepe Hoca'yı davet ettim programa. Çok da çünkü ilgi çeken bir isim. Donanımlı, evet, da bir isim olduğu için. Dedim ki eğer halkımız oy verirse CHP liderliğinde
yeni bir iktidar oluşsa. İşte şimdi siz seçimi kazandınız ya 31 Mart'ta. Genel seçim olsa dedim ki kazansanız emekli için ne yapacaksınız diye sordum. O soruyu size yinelemek istiyorum. Yani tabii şu anda bir çözüm önerisinde bulunuyorsunuz ama bir de ne yapacaksınız? Yani Türkiye'yi değiştirmek için seçimi kazandıktan sonra mesela emekliler bahsinden yola çıkarak görmek istiyorum yapmak istediğinizi. Şimdi birincisi yani ilk akut yapacağımız, zaten ilk seçim vaadimiz olarak da açıkladım. Evet. Burada tekrar edeyim. Emekli maaşı asgari ücretin altında olamaz diye bir madde koyacağız. Daha doğrusu yasal düzenlemeyi şöyle yapacağız. Türkiye'de nasıl çalışanlar için asgari ücret düzenlemesi varsa hiç devlet dahil, özel ya da devlete ait hiçbir emekli sandığı ödeyeceği ücretlerde asgari ücretin altında kalamaz diyeceğiz. Bitti. Yani en düşük emekli maaşı bir daha hesaplanmayacak. 17.200 mü bugün asgari ücret, bunun altına düşemeyecek. Tamam. Devlet de o ödemeyi yapacak. Çünkü manav işletiyor adam köşede. Yanında bir tane eleman çalıştırıyor. 15.000 lira verse devlet tepesine binip canını okuyor onun. Neden 17.000 lira vermedin? Sebep 15.000 ile geçinilir mi kardeşim diyor. Bunun biz alt sınırı var diyor. Devlet kendi emeklisine bunu yapmıyor. Bu bir zorluk. Ama tabii bu sefer hemen şey tartışması başlıyor. Efendim 17 bin lira yapmam için Erdoğan dedi ki 680 milyar para lazım. Önce 1.2 dedi, yanlış hesaplamış, 680 milyar para lazım. Burada bir standart cevabı söyleyeyim. O para var. Örneğin geçen sene Erdoğan'ın affettiği toplam vergi, bu kamu müteahhitlerinden, otoyol inşaat yapan, yani çok büyüklerden, öyle esnafın falan değil, kesinleşmiş, ödenmek üzere tahakkuku çıkmış verginin 666 milyarını affettiler. Neden? Teşvik adı altında. Bir kere o para var. Bu bir tercih. Erdoğan, bugünkü hükümet o parayı zengin müteahhitlere verdi, krizi aşsınlar diye. Ben olsam emekliye verirdim. Cumhuriyet Halk Partisi emekliye verirdi. Tamam. Siz politik tercih olarak öncelikler sıralamasında emeklileri koyacağım diyorsunuz. Aynen öyle. Ama bu tabii bu muhalefet diliyle söylenebilecek bir şey. Tamam. Yani bugünkü para burada var, buraya ver. Ama esas sorun şu. Türkiye neden mesela şu anda seçime giderken Erdoğan istemez miydi emekliye zam yapsın? Neden yapamadı? Çünkü geçen seçim ekonomisiyle ülke büyük bir krizde, para yok, yapamadı. Şimdi o yapmanın formülünü söylüyorum. Yani CHP iktidarında ne olacak? CHP iktidarında baştan aşağıya bir adaletli vergi sistemi olacak. Vergide reform olacak, vergide devrim olacak. Çok net söylüyorum. Çok net ki hiçbir çevreden de çekinmeden anlatıyorum. Bugün Türkiye'de toplanan vergi 100 lira. Bunun 65 lirası normal vergi değil. Dolaylı yollardan alınan vergi. Yani benzin istasyonuna giren fabrikatör de aynı vergiyi veriyor. Asgari ücretli mobiletine akaryakıt aldığında aynı vergiyi veriyor. Süt alan kişi işsizse çocuğuna, o da aynı vergiyi veriyor. Türkiye'nin en zengin insanıysa o da aynı vergiyi veriyor. Dolaylı vergiler. Elektrikte, suda, telefonda. Bu dolaylı vergi %65 asla olabilecek bir şey değil. Bu dolaylı bunu vergiler, değiştireceksiniz. Bu değişecek. Bunun değişmesi ne yapacak? Diyelim ki dolaylı vergileri 65'ten 30'a indirdiğinizi düşünün kademelerle. Elektrikte, suda, telefonda, her şeyde alınan vergi yarıya düştüğünde bir kez herkesin bu bütün tüketimleri açısından satın alma gücü o oranda artmış olacak. Bir. İkincisi %65 dolaylı dedik ya, %24'ü de maaşlardan kesilen gelir vergisi. Yani şu anda gerçi emeklilerin, yani asgari ücretin altından kesilmiyor emekliden, ama %25'i çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisi. Sizin maaşınız elinize geçmeden direkt kesiliyor. Direkt sık diye kesiyor. Öğretmenin, memurun, işçinin, asgari ücret hariç, asgari ücrete kadar kısmı alınan her paradan devlet kestiği parada %24. Bunu mu değiştireceksiniz? Bunu şöyle değiştireceğiz. Bunda adalet getireceğiz. Yani elbette 120 bin lira maaş alan birisiyle 20 bin lira maaş alan birisi aynı vergi diliminde olmayacak. Vergi dilimlerini aralarını açacağız. Ve bugün sadece asgari ücret vergi alınmıyor. Hem asgari ücreti yükselterek hem de alınmayan, vergi alınmayan kısmı arttırarak bunu da düzelteceğiz. Ama esas diyeceğim şu, 65
24 daha yaptı mı 89? %11. Hani gemilerce ihracat yapıyoruz. Dünya kadar üretiyoruz. Çalışıyoruz. Her yer inşaat. Evler alınıyor, evler satılıyor, o oluyor, bu oluyor. Para kazanılıyor, değil mi? %11 sadece. Ya. Yani bakın, tam tersi olması lazım. Çelişki bu. Verginin %90'ının kazanandan, %10'unun herkesten alınması lazımken, biz %11'ini para kazanandan, %89'unu zorunlu vergilerle ya da maaştan keserek alıyoruz. Maaştan alınsın ama bu, ya şurası olabilir. Maaş dediğin çalışanlar. Çalışanlar %24'ünü ödeyecek, patronlar 11'ini ödeyecek. Yani olmaz. Evet. Mesela Sayın Özgür Özel, bir konu daha var bununla ilgili. Aklıma geldi sizi dinlerken. Şimdi siz benim bu demokrasi meydanına en çok katılan birinci lidersiniz. Birinci siyasisiniz. Öteden beri bu böyle. Bu programın toplumu anlamak için önemli bir mecra olduğunu biliyorsunuz. Yani etkili de bir mecra. Şimdi bakın, son günlerde belirlenen bir gündem daha var. Iskalanıyor. Ben birkaç kere burada altını çizdim ama bu konut vergisi dedikleri bir sistem var ya Sayın Genel Başkan. İşte katlamanı konut, şöyle böyle ikinci eve bilmem ne. Millet böyle canım burnumda diye mesajlar atıyor. Burada da tabii şöyle, maliye bürokrasisinin işin kolaycılığına kaçmasıyla ilgili bir genel algı var. Bu da önümüzdeki sürecin çok önemli bir gündem maddesi olabilir. Yine siz bu vergiden açtığınız için hatırlatayım. Olabilir. Yani şöyle bir mevzu var. Toptancı bir bakış açısıyla şehre tepeden bakıyor. Bütün çatıları aynı gözle görüyor. O çatılardan biri belki evi var. Gelmiş işte, miras yoluyla kalmış, edinmiş bir evi var, başını sokmuş ama geçimi yok. Sen onunla yanındaki durumu çok iyi olan bir başka çatıyı aynı kefe altına koyamazsın. O yüzden diyoruz ki bu herkesten birden alınan tuhaf vergiler yerine kazanandan çok alınacak. Kazanmayan, zaten vergi dediğin şöyledir, vergi kazanandan alınır. Çok kazanandan çok alınır, az kazanandan az alınır, kazanmayanın yakasından düşülür. Türkiye'de sorun, para kazanmayan insandan vergi almaya çalışılması. Geçinmek zorunda olan insandan. Adam harç borç kredi kartından çocuğuna işte mama alıyor. Kredi kartından çocuğuna çocuk bezi alıyor. Veya ondan bundan bulduğu borçla gidiyor. Karnını doyuracak file. Ama yarıdan fazlası vergi. Yani olacak şey değil. O zaman benim anladığım şu. Siz şu kısa süre içerisinde hazır bir önceki seçimi kazanmış bir lider olarak, Erdoğan'la rakibinizle normalleşme adımları atarken, Bahçeli de dahil, güncel sorunları çözelim diyorsunuz hazır seçim yokken. Ama ilerleyen süreçlerde iktidara namzet bir lider ve partisiniz. Kazandığınız zaman öncelikler sıralamasını değiştireceğiz diyorsunuz. Vergi reformu yapacağız diyorsunuz, değil aynen mi? Aynen öyle. Biraz sonra bu konuyu şimdilik bir paranteze alacağım. Bir cümleyle lütfen, bu paranteze buyurun, önce. Buyurun. 3 gün önce Türk Konfet'in yönetim kurulu ve federasyon başkanlarıyla 2,5 saatlik bir toplantı yaptık. Bütün ekip yanımızdaydı. Selin Hoca oradaydı. Sayın Karatepe, Yalçın Karatepe oradaydı. Volkan Demir oradaydı. Volkan Demir, Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekanıydı. Galatasaray'ın bizim MYK'mıza girdiği güne kadar. Zaten Yalçın Hoca'yı tanıyorsunuz. Mülkiye'nin dekanı. Ondan sonra ve Selin Hoca da alanındaki en iyi iktisatçılardan dünyada bir tanesi. Oturduk biz ve iş adamlarıyla her şeyi konuştuk. Her şeyi. Sonuçta toplantıdan siz de izlenim alabilirsiniz. Türk Konfet çok kıymetli. Ben dün aradım birini. Söyleyeyim hemen. Hemen söyleyeyim. O ajanslarda bunu görünce, bu program için hazırlanırken, Türk Konfet Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Kış vardı. Aradım. Evet. Dedi ki çok iddialıydı dedi. Ona anlattı. Fakat dedi şunu söyledi dedi. Böyle çok ateşli konuşmuşsunuz. CHP'yi iktidara taşıyacağım. İktidara taşıdığım zaman hepinizin de şikayetçi olduğu bu vize konusunu çözeceğiz. Dahası var demişsiniz. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacağım. Evet. Bunu diyor Hüseyin, uzun zamandır kimseden duymamıştık. Böyle alkışlamışlar sizi Avrupa Birliği bağlamında. Ben aynen şunu söyleyeyim. Bizim biraz önce konuştuğum konuda verginin %11'i deyip arttıracağım dediğim kısım, Türk Konfet'in üyeleri vergiyi artacak. Ama biz onlara bütünleşik bir çözüm setini anlattığımızda, yani Türkiye'de hukukun üstünlüğünü sağlayacağımızı, Türkiye'de kuvvetler ayrılığını sağlayacağımızı, hukuki öngörülebilirlik olacağını, bez yaptım oldu olmayacaklarını, sorunların hepsini bildiğimizi, nasıl çözeceğimizi anlatıp
vergi reformunu da bahsettiğimizde, anlattığımızda buna kimse itiraz etmiyor. Çünkü o iş adamı da biliyor ki eğer hele hele dedik ki en önemli vaadimiz Avrupa Birliği'dir. Biz geldiğimizde hatta Avrupa Birliği büyükelçileriyle yaptığım toplantıyı da anlatayım. Tamamıyla toplantı yaptım. Biz geldiğimizde Türkiye Avrupa Birliği yolculuğuna hızla devam edecek. Bu başladığında şunlar 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 olacak. O olunca biliyorlar ki Türkiye'ye öyle kaçmak üzere sıcak para falan gelmeyecek. Gerçek yatırım gelecek. Yabancı sermaye gelecek. Risk primi düşecek. Dünyada herkes Türk şirketlerine kredi vermeye. Dünyada herkes o Türk konfetin üyelerinden iş yapmaya çalışacak. O da kazanacak. Çok kazanacak. Çok vergi verecek. Hepimiz rahat edeceğiz. Bugün dünyada Türkiye'deki 10 bin liralık kişi başına milli gelire bir bakalım. Bir de bizim dediklerimizi yapan Avrupa ülkelerinin 55 bin dolarlık kişi başına ya. Milli gelirine bakalım. Şimdi bu konuya devam edeceğim. Şöyle, dünden itibaren bana ulaşanlar oldu. İşte kamu mühendisleri, çıraklık staj mağdurları, kademeli emeklilik bey. Dediler ki Özgür Bey'e sorar mısınız? Dedim ki arkadaş zaten her gün soruyoruz. Ya şöyle dediler ortak, bakın çok enteresan bu. Dediler ki İsmail Bey siz her sabah söylüyorsunuz ama Özgür Başkan bizim için çok önemli. İlk andan itibaren bizim sesimiz oldu dediler. Evet. Bunu biraz sonra soracağım tabii, ama. Bekliyorum. Şimdi bugünün anlamı Sayın Özgür Özel. Gezi Parkı bugün 31 Mayıs bakın. Gezi yarının umut ışığıdır diye bir manşet atmış Bir Gün Gazetesi. Bana da Osman Kavala'dan bir mektup geldi dün. Bunu da size bir yöneltmek istiyorum. Çünkü şimdi bana da soruyorlar tabii ne oluyor diye. Ben sizin bu Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli ile normalleşme adımlarınızı önemseyen ve bunu destekleyen birisiyim. Nacizane bir gazeteci olarak bunu önemli sayıyorum. Mesela 28 Şubat Paşalarının çıkma sürecinin bunun bir eseri olduğu kanaatindeyim. Şimdi mesela Osman Kavala ve Gezi Parkı ile ilgili de böyle somut bir beklenti içinde olduğunuzu düşünüyorum. Bunu size soracağım ama arkadaşlar Özgür Özel'in Gezi Parkı ile ilgili 1,5 dakikalık sesi vardı. Onu bir hatırlayalım. Buradan Gezi'yi selamlıyorum. Gezi Türkiye'nin birbirini en çok seven ailesidir. ...11 yılın sonunda bugün o protestoları organize ettikleri ve bunun bir darbe girişimi olduğu iddiasıyla değerli kardeşimiz, partilimiz, evladımız Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özer'den ve Osman Kavala tutuklu durumdadır. Geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli ile yaptığım görüşmelerde de ısrarla bunun Türkiye'de iç hukuk marifetiyle ve hızla çözülmesinin önemini ifade ettim. Birincisi büyük bir hak ihlali vardır. Alınan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen arkadaşlarımızın içeride tutulması anayasa ihlalidir. Hukuk devletinin askıya alınmasıdır. Büyük bir haksızlıktır. Kendilerine zulümdür. Ailelerine yaşatılan büyük bir travmadır. Tayfun, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özer'den, Osman Kavala her birisi orada her birimizin yerine tutulmaktadır. Bu esaret son bulmalıdır. Efendim sorularınız geliyor. Emeklilerle ilgili teşekkür, çok teşekkürü geliyor. Efendim biraz sonra çay mitinginden bahsedeceğim. Sonra asgari ücretlilerden de bahsedeceğim. Hepinizin sorularını soracağım efendim. Hazır CHP Genel Başkanı, CHP Genel Merkezi'nde bulmuşken hiçbir soruyu sormadan geçmeyeceğim, onu ifade edeyim. Sayın Özgür Özel, Kavala'nın mektubunda bir satır arasında çok önemli bir detay gördüm de. Gezi Parkı sizin için nedir efendim? Gezi Parkı Türkiye'de İnsanların bir çevre hassasiyetiyle, ilk önce bir çevre hassasiyetiyle, yani olaylar nasıl başladı diye bakarsanız her tarafı taş olmuş o Taksim Meydanı'nda ortasında bir cennet var, Gezi Parkı, ağaçlar var. Bir duyduk ki oraya Topçu Kışlası yapılacakmış. Topçu Kışlası'nın yapılması demek, o ağaçların kesilmesi demek. İlk önce buna herkes itiraz etti.
Taksim inisiyatifi, Gezi inisiyatifi diye inisiyatifler ortaya çıktı. Şöyle anlatalım. Benim hayatımda oda başkanlığından geçti. Eczacı odası başkanlığından sonra Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreterliğinden geliyorum. Bir şehirde bir mesele olduğunda odaların başkanları toplanırlar. Bunun adı Manisa Akademik Odalar Birliği'dir. İşte bugün genel kuruluna katılacağım TUMOB'un üyelerinin, yanılmıyorsam KİK'ti adı. Onların bir ortak idari toplantı şeyleri var, formatları var. Ve derler ki örneğin Manisa'da beyaz fil yıkılacak. Birer kişiyi görevlendiririz veya başkanlar düzeyinde, konu önemliyse gidersiniz önünde eylem yaparsınız. Basın açıklaması yaparsınız. Gerekiyorsa valiyi, belediye başkanını ziyaret edersiniz. İlim milletvekillerine gidilir, protesto, böyle bir mücadele. Gezi Parkı içinde böyle bir inisiyatif ortaya çıktı. Bugün içeride olan arkadaşlarımız, bu inisiyatifte görev alan önemli bir kısmı, Gezi'de yargılanan önemli bir kısmı meslek odalarının, örneğin Tayfun Kahraman, hı hı, şehir bölge plancılarının oda başkanı olduğu için oradaydı. Yani hepimizin yerine yatıyor dedim ya, o gün İstanbul'da şehir bölge plancılarının başkanı Özgür Özel olsaydı bugün Tayfun'un yerinde ben yatıyor olacaktım. Hı hı. Tayfun Bey benim yerime yatıyor orada. Hepimizin yerine, yani Gezi'yi sahiplenen herkesin yerine yatıyor. O arkadaşlar dediler ki bu ağaçlar kesilmesin. Kesersin kesmezsin. Gittiler bir gece yarısı, hatırlayalım. Dozerleri oraya dayadılar. Onlar dozeri dayayınca insanlar oraya koştular. Ama öyle milyonlar değil. İlk başta yüzler, 150, 500 kişi. Sonra karşılıklı bir psikolojik harp var. Dozer bekliyor insan. Oraya çadırlar kuruldu, hatırlayın. Evet. 5-6 tane. Hı hı. Gecenin bir yarısında içinde insan olan çadırları yaktılar. Düşünün yani, hı hı, yanabilirdi insanlar. Patırtı, gürültü, çadır. Çadırları yakınma talimatını verenlerin hepsi sonradan FETÖ'cü çıktı. Hı hı. Bir kere bunu görelim. Evet. Yani oralar böyle karışsın diye gayret devletin içinden var o dönemde. Böyle dönüp de dışarıdan yok. Yani devletin içine sızan FETÖ'cülerden. FETÖ'cülerden var. Devletin içi dediğim o FETÖ'cülerden var. Devam edelim mevzunun daha akışına. Birazdan bahsedeceğim. Tayfun Kahraman Sayın Erdoğan'la bir görüşme yapıyor. Daha doğrusu pardon, bütün inisiyatif olarak gidiyorlar, görüşme yapıyorlar. Yaptıkları görüşmeyi de Bülent Arınç'la yapıyorlar Erdoğan dışarıdayken. Evet. Çıkıp dışarıdaki açıklamalarındaki başlıklardan bir tanesi Ankara, İstanbul, Hatay emniyet müdürleri görevden alınmalıdır. Çünkü saldırgan tutum içindeler diyorlar. Üçü de FETÖ'cü çıktı. Üçü de ihraç şu anda. Yani o gün hedef gösterilen, şikayetçi olunanları 15 Temmuz gecesi devlete saldırdı o adamlar. Yani bunu görmek lazım. Şimdi yani affedersiniz hani kötü tabir ama at iziyle it izi birbirine karıştı diyorlar ya. Öyle bir noktada şu anda Gezi davası. Yani suçlananlar aslında mağdur. Şimdi gelelim olayı en net yerine. Gezi davası bir çevre duyarlılığı önce. Sonra sert müdahaleye karşı oradaki birliktelik, bir bakılıyor yaşam biçimine müdahaleye direnmeye başlıyor insanlar. Diyorlar ki siz gelip de çadır yakamazsınız. Burada oturanlara saldıramazsınız. İnsanların bir parkta oturma ve parklarını koruma hakkı vardır diyorlar. Bu kadar basit. Evet. Ve bu bir anda toplumsallaştı. Yani ben de kendimi içinde hissettim. Bütün hepimiz, işte beni dün alkışlayan o salondaki herkes kendini içinde hissetti. Türkiye'de yanılmıyorsam 80 ilde 15 milyondan fazla kişi, evet, sokaklara çıktılar ve barışçıl protestolar yaptılar. Şimdi Gezi deyince akla işte o son gece 31 Mayıs akşamı polisin müdahalesiyle ortaya çıkan görüntüler akla geliyor ama çok barışçıl bir sürecin son noktasıdır o. Müsaadenizle şunu söyleyeceğim. Ben Sayın Erdoğan'a iletilmek üzere verdiğimiz dosyada, yani Sayın Elitaş'a verdik Sayın Erdoğan'la. O görüşmenizde. Görüşmede. Hı. Orada da dosyada da vardı. Kendim de bahsettim. Bir kez daha da bahsetmek istedim. Bakın Sayın Erdoğan yurt dışında. Geziciler bir heyet halinde Sayın Arınç'la görüşüyorlar. Çıkıp açıklama yapıyorlar. Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Türkiye'ye dönmesin dememişler. Bakanlar istifa etsin dememişler. Hükümet düşsün, yönetim bize geçsin. O zaman darbeci olursunuz. Derseniz ki Cumhurbaşkanı Türkiye'ye dönmemelidir, bu darbedir. Seçilmiş kişiye yurt dışına gelme diyorsunuz. Bakın talepleri şu. Gezi Parkı park olarak kalmalıdır.
Ağaçlar kesilmemelidir. Topçu kışlası yapılmamalıdır. Atatürk Kültür Merkezi yıkılmamalı, yerine AVM yapılmamalıdır. Yapılacaksa Atatürk Kültür Merkezi yapısı. Bakın bugün orada Atatürk Kültür Merkezi var. Bu gezicilerin isteğidir. Gezi Parkı da duruyor. Gezi Parkı direnişi olmasaydı parkın yerine betondan topçu kışlası, AKM'nin yerine de AVM yapacaklardı. Sorun orada yani. Aslında geziciler başardılar. Sayın Genel Başkan, bunu siz hem söylediniz Sayın Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na, hem de dosya olarak verdiniz. Peki Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Şimdi tam oraya geleceğim, şu şeyi de söyleyeyim. İstanbul, Ankara, Hatay valileri, emniyet müdürleri diyor, işte FETÖ'cü çıkanları söyledim. Ondan şikayet ediyorlar. Kurşun gibi kullanıyorlar gaz fişini. Arkadaşlarımız kör oldu. İki kişi o ana kadar ölmüş. İki kişi hayatını kaybetti. Sorumlular cezalandırılsın diyorlar. Başka da bir talep yok. Bunlar darbe talepleri değil. Ve sonra da Tayfun Kahraman Sayın Erdoğan'la görüşüyor. Daha sonra çıkışta bakın Sayın Başbakan'a, Sayın Başbakan, bakın Başbakanımız hitapta hiçbir kabalık yok ve bakın Başbakanımızın tarafımıza yapılan açıklamalarını ülkemizin tüm kamuoyunun, gezi sakinlerinin takdirlerine bırakıyor. Buradan çıkan pozitif yönlü yaklaşımı değerlendirmelerini bekliyorum diyor. Bu duyulduğunda hani marjinal gruplar diyor ya, bazı marjinal gruplar memnun olmadı. Evet. Biz dedi, çünkü yukarıda Tayfun Kahraman diyor ki ağaçları kesmeyecekler. Mahkeme kararını bekleyecekler. Mahkemeyi kazansalar bile referandum yapacaklar. Söz almış Erdoğan'dan. Bu laflardan ne anlaşılıyor? Protestolar bitebilir artık diyor. Bitebilirdi. Bazıları kızdı Tayfun'a. Ya uzlaşmacı bir tutum sergilemiş diye. Ama Tayfun Kahraman'ın bu ifadelerinden sonra da zaten Gezi'nin çok büyük bir bölümü evine döndü. Protestolar bir miktar olsun yatıştı çünkü ağaç kesilmeyecek diyor. Tayfun Kahraman'ın bunda bir katkısı oldu. Ya, ama o içeride bütün, şimdi. Bütün sorun burada. Katkı bu. Çok haklısınız. Tayfun Kahraman Gezi'nin barışçıl tarafı. Ha, Gezi'nin son günü birileri işte çöp kovalarını alıp polise doğru veya çöp kutularından polise doğru saldırdı mı saldırdı. Taş atan oldu mu oldu. Bunlar oldu. Olmadı değil ama bu toplamın %1'i değildir. Ve siz sorunu çözmezseniz bir sorun 10 kişi 10 haklı kişinin hakkını 100, 500, 1000 çözmez de orayı 1,5 milyon yaparsanız binde bir kötü niyetli insan olsa 1,5 milyonda 1500 kişi olur. Yani meselenin özü bu. Bu insanlar Gezi'deki meseleyi çok başka bir yere ve o son günden bir iki tane görüntüye Gezi'yi indirgemesinler. Ben Gezi Parkı'nda günlerce geçirdim. Orada bir inanılmaz... Öyle mi? Tabii. Gezi Parkı'nda günler geçirdiniz. Hem nasıl? Veli Ağbaba, ben, Aykut Erdoğdu, Mahmut Danal günler geceler geçirdik orada. Şunu söyleyeyim sonra ben... Biz Veli Ağbaba'yla ekibiz biliyorsunuz. Evet. Biz gittik duruma baktık. Gitar çalan var, şarkı söyleyen var. İnsanlar sigara kullanılıyor. Sigarasını alıyor. Paketi bir yerde biriktiriyorlar sigaraları. Herkes tek sigara içiyor. Yani olmayan da içsin diye. Böyle bir dayanışma ruhu var. Acayip bir şey. Biz dedik ki Veli abiyle biz ne yapacağız burada? Dedik ki bizim görevimiz ne? Cezaevi komisyonu. Tutukluları, gözaltına alınanları ziyaret edeceğiz. Biz Gezi'de akşamları Gezi Parkı'na giderdik. Gündüz İstanbul Emniyeti'nde gözaltına alan bulurduk. Anneleri babalarıyla tek tek telefonda. O 11 yıl öncesi böyle yapıyordunuz. 11 yıl önce Veli Ağbaba'yla ben, rakam yanlış olmasın, o zamanlar 600 müydü, 570 mi? Gezi Parkı'ndan tutuklu öğrenciyle birebir görüşüp gözaltına alınan anneleriyle görüştük. Hatta bakın öyle anekdot. Orada yattığınız, kalktığınız, sabahladığınız oldu mu? Çok çok. Gezi Parkı'nda. 3 gece sabaha kadar durduk. Sonra dedik ki biz misafirhane vardı. Misafirhanede uyuyorduk. Gündüz şeyi geziyorduk. Gözaltındakileri. Akşam hastaneleri geziyorduk. Yaralıları geziyorduk. Akşam da Gezi Parkı'na bir gidip dolanıp geliyorduk. İşte şimdi bana soruyorlar ya. Ya bu işte Özgür Özel böyle miydi? Biz mi göremedik falan diye şaşırıyorlar şimdi. İşte aslında arka planda böyle bir durum ben var. Ben size çok tarihi bir olay anlatayım mı? Lütfen. Yani Gezi ile ilgili acayip anekdotlar var. Lütfen. Üç hızlı olay anlatacağım. Bu tutuklular arasında kimleri gördük? Bir tane bayrakçı gördük. Bayrak satıyormuş. Türk bayrağı. Evet. Çevik kuvvet koşarak gelince alışverişi yapan kaçınca bu da kaçmış. Yakalamışlar. Abi diyor ben bayrakçıyım. Galatasaray maçı Galatasaraylı olurum. Fener maçı Fenerli olurum. Gezi oldu bayrak satıyorum.
Ben ekmeğimin peşindeyim. Gözaltında mıydı siz gittiğinizde? Ha. Bunların Milliyet gazetesi bunun haberini o zaman yapmıştı birçok gazetede. Bir tane kokoreççi. Hı. Kokoreç satıyormuş. Paldır güldür polis gece hep beraber kaçmışlar. Önlüğüyle gözaltındaydı. Bu beş kişi, bu dördü diyor bizim arkadaşlar diyor. Hı. Üçü yarım istedi, biri çeyrek diyor. Abi diyor, çeyrek kimindi diye manşet olduk biz. Çeyrek kimindi diyor mesleki duyarlılıkla soruyor çocuklara, birlikte alınmış. Son mevzu, dediler ki gazeteler yazdı. İspanyol provokatör yakalandı gezide diye. İspanyol provokatör. Nerede? Dediler ki İstiklal Caddesi'nin arkasındaki Beyoğlu Emniyeti'nde. Gittik İspanyol provokatörü görmeye. Önce göstermeyiz dediler. Biz tabii biraz da böyle yeni milletvekilliği heyecanı, olur mu göreceğiz, biz kaç kişiyi görmüşüz falan filan. Görün dediler. Girdik içeri. İspanyol, işte soruyoruz, İngilizce bir iki şey sorduk. Konuşuyor ama konuştuğunu anlamak mümkün değil. Yani böyle bir değişik lisan. Böyle anlayamıyorsun. Bir iki daha sorduk. Ne İspanyolca konuştuğu, dinlemiş, ne konuşuyor. Adam dedi böyle. Evet. Veli Bey dün gibi hatırlıyorum. Bir unutmayınız kağıdı çıkardı, o yeşil kalem koydu. Yeşil kalemi verdi. Evet. Adam şöyle yazdı. Veli abi, ben Palulu'yum. Sağır dilsizim. Adam Palulu, dilsiz birisi. Konuşmasını İspanyolca sanıp gözaltına almışlar. Allah. İspanyol provokatör diye. Vay anasını. O da bunlar oldu gezide. O yüzden şimdi çok özür dileyerek şunu söyleyeyim. Bu mesele Tayfun Kahraman, bu kadar barışçıl bir çizgi. Çiğdem Mater Almanya'dan gelmiş, Türkiye'de ama Almanya'da da işleri var, uluslararası çalışan bir yönetmen. Gezi'nin belgeselini çekeyim demiş, görüyor ya dışarıdan o şeyleri. Çekemeden Gezi bitmiş. Bugün içeride, ya YouTube'a yazın Gezi belgeseli diye, 7 tane var. O çekenlere bir şey dediğimiz yok. Ama çekebilmiş olanlar dışarıda, hiçbir şey yok, olmamalı. Çekemeyen Çiğdem Mater içeride. Araya gireceğim. Çok bir tek Mine Özer'den'i söyleyeyim. Bir koğuştan iki kişiyi ayırırsanız öbürüne ayıp olur. Mine Özer'den Gezi'ye finans sağlamakla Kavala'yla görüşüp diye bir suçlama var. FETÖ'cülerin iftirası. Hı hı. Açılan hesabı bulamıyorlar. Mine Özer'den içeride. Hiç öyle bir şey olmadığı halde içeride. Şimdi bakın, dün ben Ayşe Buğra. Ayşe Buğra çok özel bir akademisyen. Türkiye'nin yüz akı, sosyal politikaları çalışır, yoksulluk çalışır. Ondan bir mektup aldım. Osman Kavala'dan gelmiş. Siz bakın, yanıtlayacaksınız şimdi. İsmail Bey diyor, eşimin size yazdığı aşağıdaki notu iletiyorum. Benim de teşekkür ve saygılarımı Ayşe Buğra diyor. Sayın Küçükkaya, dün programınızda Gezi ile ilgili göstermiş olduğunuz birkaç dakikalık film belleklerimize derin izler bırakmış. O birkaç haftaya damgasını vuran, olayları anlatan bir belgesel niteliğindeydi. Hazırlayanı kutluyorum. Bizim Cüneyt Işık ve Aliye Akdoğan hazırladılar bunları. Ancak filmde Gezi Parkı'ndaki hayat ile ilgili görsel kullanılmamış olmasının bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Protestolar parkı korumak amacıyla başladı. Protestolar süresince bu kaygı devam etti. Gezi Parkı protestoların kalbi gibiydi. Sonunda da park kurtuldu. Siz de zaten altını çizdiniz. Şurası işte sizin altını çizdiğiniz konu. Bir de şunu hatırlatayım. Çiğdem Mater Gezi ile ilgili film yapmayı düşündüğü için sadece bu nedenle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Saygılarımı Osman Kavala. Buyurun. Aynen, tam demek istediğim bu. Ben Gezi'nin bütün aşamalarında vardım. Parkın içini gördüm. Ne kadar barışçıl bir süreç olduğunu, ne kadar dayanışmacı bir süreç olduğunu. Parkın içinde bir sürü şey yasaktı mesela. Yani saygısız davranmak, küfürle konuşmak, olumsuz tezahüratlar yapmak, hani şey yapılıyor. Hatta çok çarpıcı bir şey söyleyeyim size Osman Kavala ile ilgili. Diyorlar ki efendim işte Gezi'de hakikaten de çok yanlış bir takım görüntüler de bir ara şey vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın rahmetli annesiyle ilgili olumsuz bir yazı. Ben Osman Kavala'nın bizzat o yazıyı sildirdiğini biliyorum. Ahmet Hakan yazdı bunu yıllar önce. Osman Kavala cezaevine giden sorduğunda anlatıyor bunu. Yani böyle de hassasiyetleri olan insanların çok alakasız bir yerden suçlanmaları söz konusu. Ben sonra Gezi'nin bütün davalarını da izledim. Gözümün önünde iki kere beraat ettiler. Hele sonuncusu Silivri Cezaevi. Türk milleti adına dedi hakim. Hep birlikte ayağa kalktık. Karar dedi, kalktık. Türk milleti adına dedi, başladı okumaya. Her ne kadar diyor. Osman Kavala'nın yurt dışından kaynak bulmak suretiyle
Gezi Parkı'ndaki direnişçiler direnişini sürdürebilsin diye 6000 tane pizza siparişi yapıp parasını da kredi kartıyla yurt dışından gelen paralarla ödediği iddia edilmiş olsa da yapılan araştırmada diyor, yapılan araştırmada o gece İstanbul'da hiçbir o sayıda değil çok altında dahi toplu siparişlerin olmadığı, herhangi bir ödeme kaydı bulunmadığı ispatlanamadığından diyor devam ediyor. Her ne kadar diyor bütün iddiaları sayıyor ispatlanamadığından. FETÖ'cüler uydur uydur ipe diz yapmışlar. Kanıtlarını bulamadım dedi hakim. Hepsinin beraatine dedi. Şimdi Özgür Bey, bunlar yani bütün bu olup bitenler ortada. Ama Türkiye'de bir iklim vardı ve sonuçta Gezi Parkı ile ilgili tutuklamalar. Fakat siz ve sizin partiniz şimdi yerel seçimleri kazandı. Evet. İklim değişti. Ve siz yeni iklime göre bir takım hamleler yapıyor, inisiyatif alıyorsunuz. Erdoğan da seçimi kaybetmiş bir lider olarak hamle yapıyor. O da inisiyatif. O da kendi partisini de düşünüyor. Evet. Herkes kendi partisini de düşünecek. Ama sonuçta Türkiye'yi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi siz somut olarak Osman Kavala ve Gezi Parkı tutuklarıyla ilgili hükümetten hazır bu normalleşme adımları varsa, bugünkü etiketimiz şu: İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda normalleşme için, normalleşme için Osman Kavala ve Gezi Parkı tutukları bağlamında ne bekliyorsunuz? Şunu bekliyorum. Hukuka uyulmasını bekliyorum. Anayasaya uyulmasını bekliyorum. Uluslararası anlaşmalara uyulmasını bekliyorum. Osman Kavala için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Anayasa Mahkemesi kararı var. Can Atalay için Anayasa Mahkemesi'nin çok net kararı var. Önceki kararlarla uyumlu net kararına alt düzey mahkeme uymadı. Anayasa der ki, Anayasa Mahkemesi kararları gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organları için bağlayıcıdır. Yayınlanmasıyla birlikte gerekçeli kararın herkes buna uyar der. Uymuyorlar. Ve benim beklentim şudur Gezi ile ilgili. Geçtiğimiz günlerde hani bir Sayın Kavala'nın başvurusu reddedildi ama evet, o başka bir düzlem tabii ki. Şu anda Adalet Bakanlığı Gezi dosyasını kanun yararına bozma talebini incelemek üzere Adalet Bakanlığı'nda bulunuyor. Gerçekten şu gözle bakılırsa o gün iddiaları ortaya atanların FETÖ'cü çıktığı ve onun bir kumpas olduğu, bu kişiler hakkında somut delillerin olmadığı ve zaten yapılanların da, yani ben sırf Tayfun Kahraman'ın şu beyanını okusam, Tayfun Kahraman'ı değil 18 yıl içeride tutmak, derim ki Gezi'de daha fazla kişinin canı yanmaması için inisiyatif almış, barış ödülü veririm ben bu adama. O yüzden tek beklentim şudur: kanuna ve hukuka uyulursa, nasıl ki bazen çok vicdanları kanatan şeyler oldu, kanun yararına bozma da Hizbullah terör örgütünün domuz bağı yapan adamları kanun yararına bozmayla affedildiler, çıkarıldılar yargılamadaki bir takım usulü eksikliklerden. Bu kadar büyük hukuksuzluk için hiç beklememek lazım. Benim beklentim, demin söylediğinizi söyleyeyim. Ben 28 Şubat meselesini Sayın Cumhurbaşkanı'yla konuşmuştum. Zaten AK Parti kaynakları da bunu paylaşınca, yani konuşulduğunu söyleyince biz de konuşulduğunu söyledik. Yoksa ben bir iş çözülmeden konuşmayı doğru bulmam. Çözüme katkı sağlamazdı yani. Ben de sizi aramıştım. Siz dediniz ki o özel görüşmeyle ilgili detay veremem. Veremem dedim. Diğerlerine de vermediniz. Evet, kimseye. Çünkü ya bana 20, ben sadece ve sadece Sayın Çetin Doğan'ın eşine, eşlere bilgi verilmek üzere bir fazla bilgi verdim. Bir parça verdim. Hani çok olumlu gördüm dedim yaklaşımı. Evet. Rahat olun dedim, olumlu gördüm dedim yaklaşımı. Bu kadar söyleyeyim. Zaten Hasan Doğan da özel kalem müdürü de sizi arayarak... Beni aramadı, şey, Namık Tan'a mesaj etti. O diyalog öyle mi? Doğru değil mi? Ben de kendisine teşekkür telefonu açtım. Hı. Bakın, 28 Şubat meselesi vicdanları kanatan bir işti. Hı. O yaştaki hasta insanların o şekilde orada tutulması doğru değildi. Hassasiyetlerini de çok iyi anlıyorum. Bu orduya ta 15 yaşında girip 65 yaşına kadar, 67 yaşına kadar hizmet etmiş insanların daha sonra darbecilikten suçlanmaları ve işte bunun af kategorisinde ele alınması teknik olarak öyle. Ama hani gerçekten o hassasiyeti de anlıyorum komutanların. Hepsini de ayrı ayrı tanırım, severim. Çok iyi insanlardır hepsi ve ben hiçbirisinin öyle bir suça bulaşmadıklarını da biliyorum. Ama
konuyu konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da o günkü yaklaşımı son derece olumlu oldu. Ben dedi incelettireyim dedi. Ben dedim önünüzde bekliyor dedi. Zaten hemen Adalet Bakanı'nı aramış. Hemen aramış. AK Parti kaynakları evet, söyledi. Söylediler. Sayın Tunç'u çağırmış, talimat vermiş. Baktılar, çözdüler. Ben de Hasan Doğan'a dedim ki siz bilgi vermişsiniz. Bu dedim bilinsin de isterim. Çünkü nezaket gösterdiniz. Tabii, tabii. Şöyle yapabilirdi. Bir de somut sonuç yani. Somut sonuç. Şöyle yapabilirlerdi. Bunu yaparlardı. Derlerdi ki biz zaten çıkaracaktık. Hiç bu konuyla alakası yok. Sürecin sonunda bu oldu. Hayır. Mesaj yazmış. Sayın Genel Başkanın, Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmedeki gündem maddelerinden biri biraz önce yayınlanan şeyle çözüldü diye. Biz de çok önce teşekkür yazdık. Ardından ben ertesi gün aradım. Doğru da hatırlamam gerekirse babası rahmetli olmuştu. Telefonla ulaşamamıştık. Bir başka vesileyle taziye iletmiştim. Hem taziyeleri ilettim hem teşekkür ettim Hasan Bey'e. Buraya geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı, ben kendisine burada da 28 Şubat meselesiyle ilgili hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim. Ne zaman bundan geliyor? Bu hafta değil, gelecek hafta, bir gün içinde gelecek. Peki, öyle biliyoruz. Şimdi yönetmenim uyarıyor. Çok soru gelmiş. Ben sizi dikkatle dinlemek için hiç bakamadım mesajlarıma. Bir reklam molası tabii verelim. Siz de bize, biz bugün yukarıda çay kahve ikram edemeyeceksiniz. TMOB'a gideceğim çünkü. Evet, onun için reklam arası onu telafi tamam, edelim. Alacaklı kalmayalım. Evet. Sizlerden gelen sorulara bakmak üzere kısa bir reklam molası rica ediyorum. Sonra geniş kesimleri ilgilendiren soruları Sayın Özgür Özel'e soracağız. Günaydın Türkiye'm. 31 Mayıs 2024 Cuma sabahında Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun diyoruz. Özel bir mekandayız. Cumhuriyet'in kalbindeyiz. CHP Genel Merkezi'ndeyiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sorularımızı soruyoruz. Normalleşme için etiketimiz bu. Çok soru geliyor. Her birini kısa kısa kendisine yöneltme imkanı bulacağım. Şu ana kadar gösterdiğiniz ilgi için müteşekkirim. Sağ olun, var olun. Özgür Bey, şimdi bir normalleşme adımı attınız. Seçimi kazanmıştınız. Bayramda da Cumhurbaşkanı'nı aradınız. Ziyaret ettiniz. Şimdi iade-i ziyaret gerçekleşecek. Bu arada ilgi çekici ve somut bir şey oldu. Sizin gölge kabinenizdeki bakanlar, bakanlarla görüşmeye başladı. Tabii. İşte önce ÖSASEK ile görüştü. Tabii ilk önce yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Gökhan Zeybek Sayın ÖSASEK ile görüştü. Ondan sonra Hakan Fidan'la görüştü. Dışişleri Bakanı'nız. İlhan Uzgel. Şimdi İçişleri Bakanı ile İçişlerinden sorumlu arkadaşımız Murat Bakan görüşecekler. Onun yani bugün yarın görüşecekler. Son derece önemli. Bunun ne bekliyorsunuz buradan? Bunu ben normalleşme diye söylenen mevzu şu. Normali bu zaten. Hı. Benim anlatmak istediğim mevzu şu. Kimi yumuşama diyor. Kimi mesela bana diyorlar ki aman normalleşeyim derken AK Parti ile anlaşma. Ya olacak şey mi? Benim AK Parti ile anlaşma, anlaşmama falan değil. Ben normalleşmeden kastım. Burası bir demokrasi ise burada genel başkanlar birbiriyle görüşür. Bakın benim normalleşmeyle ilgili meseleden aldığım en somut çıktı şu. Konuştuk. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı, ben burada Türkiye'de ana muhalefet partisiyim. Size muhalefetim. Evet. Ama yurt dışına çıktığımda Türkiye'nin partisiyim. Ben oraya gittiğimde bu ülkeye katkı sağlayacak işler yapmam lazım. 119 lidere yazdığım Filistin mektubunu gösterdim. Yaptığım Almanya'da yaptığım Almanca konuşmayı ve tercümesini kendilerine ilettim. Sosyalist Enternasyonel'de yaptığımı, Avrupa Sosyalist Partisi'nde yaptığım konuşmaların hepsini gösterdim. Dünyada 24 lider, Cumhurbaşkanı ve Başbakan sıfatıyla bizim siyasi akrabamız ülkelerinde iktidar. Alman Başbakanı Olaf Scholz, İspanyol Başbakanı Pedro Sanchez, bunlar ne kadar önemli isimler. Hatta dün İspanya'yı, Filistin'i tanıdığı için de kutladım, mektup yazdım kendilerine. Bütün tanıyan ülkelere yazıyorum. Öncesinde de yazmıştım, tanıyınca da yazıyorum. Pedro Sanchez'le gelecek hafta içinde Bükreş'te bir araya geleceğiz, Romanya'nın Bükreş kentinde. Gelecek hafta mı? Gelecek hafta. Romanya'ya gideceğiz. Romanya'ya gideceğiz veya ondan sonraki hafta, yani bugün cuma, ondan sonraki hafta 15 gün sonra. Bükreş'e gideceğiz. Orada görüşeceğiz. Ben kendisinin yardımcısıyım zaten. Yani nasıl burada genel başkan yardımcıları benimle çalışıyorsa biz de Sosyalist Enternasyonel'de Pedro Sanchez'le çalışıyoruz. O halde kabinedeki bakanlarla sizin gölge bakanlar görüşecekler yine. Onu da söyleyeyim. Devam edecek. Bakın o da Sayın Erdoğan'la yaptığımız görüşmenin bir çıktısıdır. Hı. Dedim ki yurt dışına gidiyoruz ama ben dedim Olaf Scholz'la konuşurken sizin örneğin Eurofighter konusunda
gazetede yazandan başka bir şey bilmezsem benim bu ülkeye ne katkım olacak? Benim dedim gitmeden önce dışişlerinden briefing almam lazım. Dönünce de bilgi vermem lazım. Şöyle şöyle oldu. Kendisi de talimat verdi. Bunu yapalım dedi. Sonra da yerel yönetim sorunları konuşurken bir kez daha oldu ve şuna karar verdik. Bizim genel başkan yardımcılarımızla Erdoğan'ın kabinesindeki bakanlar kendi konularında lüzum gördükleri durumlarda bir araya gelsinler, görüşsünler, bilgi alışverişinde bulunsunlar. Sorunları çözerse çözerler, çözmezse biz yine muhalefet ederiz. Onlar yine iktidar eder. Gerekirse kamuoyu önünde tartışırız ama dış işlerinde karşılıklı iletişim sayesinde ben gittim yurt dışına bir siyasi muhatabımıza güzelce anlattım. Ya siz Erdoğan sağcı diye böyle yapıyorsunuz. Kafalarında öyle çok kodlayanlar var. Hatta böyle şey yani sırf sağcı diye bu işi yapmayayım diye düşünen oluyor. Biz de diyoruz ki ya Türkiye'de o kadar güçlü bir sol parti var. Biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. Türkiye'nin menfaatine olan işleri sağ sol meselesini düşünerek yapmayın dediğimde çözülecek o iş. Böyle bir imkan varsa Türkiye bundan niye mahrum olsun? Evet. Veya ben yurt dışına gidip Alman Başbakanı'nın karşısında siz bunu bilmiyor musunuz dese niye mahcup olayım evet. Yani? Bir şey soracağım Özgür Bey. Şimdi ifade ettiniz ya Sayın Cumhurbaşkanı da buraya gelecek. CHP Genel Merkezi tabii, bu tabii. Binaya gelecek. O birebir mi olacak yine ikili mi nasıl? Ya şöyle görüşme birebir yani Sayın Cumhurbaşkanı'yla ben ama heyetlerde yine ben Sayın Namık'tan eşlik eder diye düşünüyorum. Birer büyükelçi veya bir yardımcısı uygun gördüğü not tutmak üzere bulunuyor. Ama esas görüşme bizim aramızda geçiyor tabii. Doğrusu da bu. Yani not tutulması, görüşmenin olması ama öyle büyük heyetlerle bir görüşme planlanıyor. Yani ikili ikili olabilir. Tabii yani, tabii. Aynı formatta olur. Aynı formatta şimdi olur. Yönetmenim ve editörüm beni uyarıyor. Bu deprem bölgesinden çok fazla soru geliyormuş. Hmm. Şimdi ben dün sizin milletvekillerinizden İlhami Özcan'la da konuşmuştum. Geçen hafta da yine depremzedelerle bir araya gelmiştiniz. İşte Nurgül Hanım vardı vesaire. Evet. Şimdi deprem bölgesinde bir takım mağduriyetler, yani çok mağduriyetler var ama bu toplum faydasına bir proje geliştirilmişti. Seçimden önce başlamıştı. Şimdi işe alamışlardı. Evet, onlar bitiyormuş şimdi. Ne yapacaksınız? Şimdi İşkur'un aslında bir şey söyleyeyim. Toplum yararına çalışma. İsim çok güzel ama toplumu seçimden önce kandırma projesi bu. Maalesef şöyle yapıyorlar. Yani normal zamandaki toplum yararına çalışmayla ilgili yapılacak işleri onaylarım, desteklerim. Seçime bir ay kala toplum yararına çalışmadan bir sürü insana iş veriyorlar. 3 ay, 4 ay sonra işten çıkarıyorlar. Bu insanlar mağdur oluyor. Hatay'da da 2500 kişi var. Toplum yararına çalışma programını almışlar. 19 Mayıs'ta bir kısmı çıktı. Şimdi de bir kısmı çıkacak. Bu insanlar zaten depremzede ve toplum yararına çalışma işinde orada çok ihtiyaç da var. O yüzden bunun işten çıkarılmamaları gerekiyor. Sözleşmelerinin uzatılması gerekiyor. Ama maalesef her seçimden önce efendim Anadolu'da camileri temizlemek için toplum yararına çalışma projesi. Yok işte şunu yapmak için projesi seçim geçince çıkıyorlar. İnsanlar da seçim sırasında Hatay'da biz sandıklar açılsaydı zaten seçimi kazandığımızı söylüyorduk da büyük bir haksızlığa uğradık. Ama Hatay'daki oy farkı 1800 toplum yararına çalışmayla son anda işe aldıkları 2500 kişi var. Yani seçim sonucuna da etkileyen tuhaf işler yapıyorlar. Bir önemli konu. Bunu takip ediyorum ben. Biz de izleyenlerime de söz verdim. Önümüzdeki hafta da size kalabalık gruplar halinde geleceklermiş. Şimdi sizin yine kurmaylarınızdan Ali Mahir Başarır'ın çok isabetli bir şekilde yakaladığı ve ısrarla takip ettiği bir konu var. Ben de bunu sabah programlarımda hep gündeme getirdim. Şimdi Sayın Genel Başkan, Rönesans grubu devletimizden en fazla ihale alan. Hatta tabii. Dünyada kamudan en çok ihale alanlardan birisi. Tabii. Alsın. Ben hani onu bilmiyorum. Hani uygun mudur, değil midir? Devletin Sayıştay'ı var şu. Fakat ben şurasındayım. Ali Mahir Başarır'ın yakaladığı detay. Ulaştırma Bakanımız da en fazla ihale veren bakanlık, ilgili kuruluşları da dahil olmak üzere. Şimdi Rönesans'ın özel uçağına biniyor Sayın Bakan, Almanya'ya gidiyor. Ve bunu savunurken de bu skandal, bence skandaldır bu. Skandal. Skandal mı? Tabii skandal. Normalde tıp diye istifa etmesi lazım. Heh. Yani herhangi bir ülkede, bakın ortalama bir demokraside bu ortaya çıktığı gün bakan istifa eder gider. Güzel. Peki bu skandal ortaya çıkarılınca Ali Mahir Başarır söyledi. Biz de bunu ısrarla takip ettik. Kendisini açıklama ihtiyacı hissetti. Daha da skandal.
Daha büyük skandal geldi. O da mı skandal? Tabii skandal. Diyor ki ben bu uçağa şundan bindim diyor. İhalenin sözleşmesinde var bu diyor. Şimdi ihalenin sözleşmesine koymuşlar ki eğer ki böyle bir gezi gerekirse bu şirketin bu uçağı yani ulaşım mı özel uçakla bu şirket karşılayacak. Tahsis edecek. Şirket bunu nereye yazmışlar? Sözleşmeye. Bu sözleşmeye göre şirket ne yapıyor? Size teklif veriyor. Teklifin içinde bu maliyet var mı? Var. Sen o uçağı kullandığında bunun parasını adam daha baştan devletten almış. Skandal bu. Yoksa ne olacak? Ve özel şirketin sözleşmesine bunu koymak demek bunun bir hata değil, bile isteye, planlana ve sürecin bir parçası olarak gördüklerini gösteriyor. Artık bunu böyle oturup hani mesela Sayın Bakan çok acele bize uçak bulun. Efendim havuzda uçak kalmamış. Tutun bir uçak derken memurun biri aramış da Rönesans'tan bir uçak istemiş de parasını vermeyi teklif etmiş de Rönesans demiş ki ya bu seferlik bizden olsun. Böyle bir durum değil. Hani böyle olsa bir ölçüde izah edersin. Çünkü bazen öyle olur ki bakan aceleyle kiralayın bir uçak derler. Almazlar. Ödemek lazım. Çünkü devletle iş yapan birinin uçağına binilmez. Ödemek lazım ama böyle bir mazeret de ortaya sunuyor. Biz diyor yıllar öncesinden dura düşüne bunu planladık. Yazalım sözleşmeye uçaklarını kullanalım dedik diyor. O zaman ne oluyor? Senin devletin 14 tane uçağı duruyorken sen Rönesans'ın vereceği fiyatın içine uçak parasını da eklettiriyorsun. Adam onun maliyetini koymuş. Arttı. Bunda üçüncü perde de açıldı Sayın Genel Başkan. Bu defa Özsaseki. Bakan Özsaseki de işte Tapu Kadastro'nun uçağı. Aslında başka bakanlarla ilgili bilgiler de geliyor. Biri DHM'nin uçağına biniyor filan. Şimdi fakat biz efendim tasarruf etme konusunda hani zorunluluğu olan bir halkız şimdi değil mi? Biz halk olarak. Ama devlet tasarruf ediyor mu? Soru bu. Şimdi birincisi tasarruf etmiyorlar. Çünkü tasarruf edecek olsalar tasarruf genelgesinde işte bu tip şeyleri tıkır 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 yasaklamaları lazım. Bunları yapmıyorlar, akıl da etmiyorlar. Aksine millete kemer sıktırırken kendileri israf yapıyorlar. Bir de işin bir başka yanı var. Şu bayraklara bakınca ben sabahleyin bir yandan tıraş olurken bir yandan sizi dinliyordum. Evet. Programın başında siz de andınız. Filenin Sultanları yine kazandı. Evet. Tebrik ediyoruz. Evet. Filenin Sultanları Amerika'ya uçtular. 14 saatlik bir uçuş. Ekonomi sınıfı uçtular. Oranın zorluğunu da şöyle söyleyelim. Hani gerçi bütün toplum hak verdi ama bilmeyenler için. Ekonomi sınıfı çok dar. Kızlarımız maşallah 2 metre altı, 2 metrenin üstün bir fiziğe sahipler. Hepsi öyle tabii. Yapıları gereği. Üstün bir fiziğe sahipler. Evet. Ve daracık koltuklarda oturmak zorunda kaldılar. Oysa ki ben milletvekili olarak ekonomi sınıfından bilet alıyorum. Türk Hava Yolları bana diyor ki olur mu efendim gelin önde büyük koltukta oturun diyor. Bunu filenin sultanlarına yapmadılar. Evet. Ve o kızlar oraya maç yapmaya gidiyorlar. Bu bayrağı dalgalandırmaya gidiyorlar. 12-14 saat boyunca ayakları iki büklüm zorda. Onlara özel uçak tutulsa bir kişi bir şey demez bu ülkede. Bakın özel uçağı verin filenin sultanlarına. Rahat rahat gitsinler, uyuyarak gitsinler, ayaklarını uzatarak gitsinler. Bir kişi demez. Neden? Galibiyette payı olur o işin. Yarın öbür gün o kızlara, o evlatlarımıza minnet duyuyoruz. Bu toplumda bir kişi filenin sultanlarına niye özel uçak verdin demez. Ama sen evine giderken Tapu Kadastro'nun uçağından gidersen burada bu insanlar çıldırır. Ben burada 10 bin liraya geçinmeye çalışacağım. Sen işte saati bilmem kaç bin euro olan uçakla uçacaksın. Partiden ödese parayı ona da bir şey demeyecek insanlar. Bir şey devlete ödettiriyorlar. Aklıma geldi siz dinlerken. Şimdi diyelim 31 Mart'ta olduğu gibi halkımız sizin partinize teveccüh gösterdi. Seçimi kazandınız. İşte sizler artık ülkeyi yönetiyorsunuz. Mesela bu uçaklar ne olur? Hani şöyle olur. Ne yaparsınız? Bakın açık söyleyeyim. Bir kere öyle 14-14 olmaz. Makul bir seviyeye indirilir. O uçan saray var ya, o Katar'dan hediye gelmişti. Şu 500 milyon dolara. 500 milyon dolarlık uçan saray Sabiha Gökçen Havaalanı'na indirilir. En yakın havaalanı o. Hı. Sakarya'daki tank palet fabrikasındaki Katarlı mühendisler, Katarlı askerler o uçağa bindirilir. O uçak kaldırılıp Katar'a yollanır. Biz de Katar'a telefon açarız. Bizim Cumhurbaşkanımız ya da ilgili bakanımız Katar'a telefonu açar ve şöyle der. Bir uçak almıştık sebepsiz yere. Bir de tank paleti size vermiştik sebepsiz yere. Uçak sizindir, tank palet bizimdir der. Heh. Bu kadar net. Çok enteresan. Peki. Şimdi gelelim.
hani merkezi iktidar, bir de yerel iktidar. Yerel iktidarda da siz iş başındasınız. Evet. Şimdi bize de tabii gazeteci olduğumuz için soruyorlar. Sizlerle de böyle görüşen gazeteciler olduğumuz için. Bu nasıl oldu da oldu bu 31 Mart diye. Ben 31 Mart'ta değilim. Geçmişe bakmıyorum da geleceğe bakıyorum. Bir sonraki seçimi kazanabilir misiniz? Benim meselem bu. Ben şöyle söylüyorum efendim. Bilmem katılır mısınız? Katılmazsanız da sizin görüşünüzü söyleyin ki toplum öğrensin. Bu seçimi nasıl kazandılar? Bir, CHP delegeleri siyasal tarihimizde çok nadir gördüğümüz bir iş yaptılar. Delegeler yeni bir genel başkan istediler, yeni bir yönetim. Siz de partinizin yaş ortalamasını, parti mecliste 46, işte MYK'da 43, değil mi? Öyle bir şey oldu. Tam tersi. Tam tersi. PM 43, MYK 46. 43-46. Sonra sizin işte bana bir önceki geldiğimde odanızda anlattığınız o bilimsel araştırmalar, ya film olur o, ben size söyleyeyim. O anketler, o hastane odalarına kadar gidip adaylıklar falan. Neyse, onu anlattım. Sonra sizin işte çok çalışkan kişiliğiniz. Onun dışında bir de partinizin 2019'da belediyeleri kazanan belediye başkanlarının performansı. Lafı nereye getiriyorum? Bunlar sizin partinizi şimdi iktidara taşıdılar yerel seçimde. Belediye başkanlarınız yine başarılı olursa, siz de bu performansı sürdürürseniz bir sonraki seçimi kazanırsınız gibi geliyor. Ama burada üstünüzdeki sorumluluk şu: belediyeleriniz başarılı olacak mı? Veya İşte akraba kayırmacılığı, şunlar bunlar, işte bizim iktidarı eleştirirken söylediğimiz bu işte fazla masraflar vesaire, israf, bunları nasıl denetleyeceksiniz efendim? Şimdi bunun için bir büyük yapı kurduk. Üç başı var. Hı. Denetim, eğitim, eşgüdüm. Evet. Üçü de çok önemli. Birincisi eşgüdüm şu: İyi hizmetlerin yayılması. Şimdi kent lokantaları. Heh. İnanılmaz önemli bir hizmet. Bunu şimdi birçok arkadaşımız kendi illerinde yapmaya başladı. Ama bunu standartize edip, bunu projelendirip herkesle paylaşma. Hangi belediyemiz hangi hizmeti iyi yapıyorsa onu proje havuzuna koyuyoruz. Proje havuzundan belediye başkanlarımız ve ekipleri inceliyorlar. Kendilerine uygun olanları, üzerinde yeni çalışmalar yapmaya gerek olmaksızın hazır olarak alıyorlar. Bu aynı zamanda, hatta bundan sonra şöyle bir talimat verdik, onu çalışıyor arkadaşlarımız. X belediyesi diyelim ki kreş yaptırıyor. Y belediyesi öğrenci yurdu, okul, hizmet binası. İlk ortaya konulan şartnamede şöyle bir şey olacak: çizilen proje uygulandığı takdirde bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hatta belki de Belediyeler Birliği'nin, Belediyeler Birliği yönetimini de devralmak noktasındayız. Belediyeler Birliği'nin projesi olarak Türkiye'deki bütün belediyelere, bütün belediyelerimize ortaklaştırabileceğimiz projeler olacak. İkincisi eğitim. Bu belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi hızla eğitiyoruz. Ama sürekli eğitim, belediyedeki personelimizin, belediyedeki örneğin imarda çalışanların ayrı ayrı eğitim modülleri var. Muhteşem bir uzaktan eğitim sistemi hazırlandı. Şimdi içi dolduruluyor ve bunun başındaki isim 1970'lerde açık öğretim mucizesini gerçekleştiren Yılmaz Büyükerşen ikinci açık öğretim mucizesini gerçekleştiriyor. Belki bilmeyenler vardır. Bu televizyondan açık öğretim ve diploma meselesi Yılmaz Büyükerşen'in, Eskişehir Belediye Başkanımız, Büyükşehir Başkanımızın o zamanlar rektörken başardığı bir işti. Şimdi açık öğretim 5.0, 4.0 deyip gülüyoruz. Bilgisayar başında sizi eğitiyor. Kalktınız duruyor. Hani açtım gittim yok. Evet, hoca evet. Hoca felaket. Evet. Nasıl bir sistem kurdular şöyle. Tabii çok genç, evet. Müthiş de bir ekibi var. Dinamik bir ekibi var yanında. Ekranı terk ettiniz, ders duruyor, sizi bekliyor. Evet. 2 ila 7 dakikada bir sorular sorarak dikkatinizi sınıyor. Sonunda da test yapıyor. Kazanırsanız kokartınızın içini dolduruyor. Diyelim 7 dersi tamamlayınca bir sertifika var. Öyle bir şey ki İsmail Bey, mucize. Bir gün hep birlikte inceleriz burada. Biz şimdi seçilenleri eğitmeye çalışıyoruz. Milletvekili bile olsa geliyor burada, oryantasyon eğitimini alıyoruz kendisine. Belediye başkanını, belediye meclis üyesini konusuna göre. Yılmaz Hoca'nın sistem olduğunda ilçe başkanı olmak istiyorsan 302, 303, 304 numaralı kokartlarını tamamlaman lazım. Eğitimleri alacaksın. Evet. Sertifika olacak. İlçe başkanı bile başvururken alması gereken eğitimler belli olacak. Biz bundan sonra
seçileni eğitmek yerine eğitilmişlerin içinden seçeceğiz. Sistem değişiyor. Tamam. Muhteşem bir, bakın, muhteşem bir topyekun örgütte belli bir eğitim sayesinde kalite yükselmesi hepimiz için. Hı hı. Bakın, eğitim bambaşka bir şey ve bunun dünyanın en iyi yönetilen kurumları ömür boyu öğrenen ve ömür boyu öğreten kurumlardır. Eğitimin sürekliliği, çünkü devamlı dünya değişiyor, mevzuat değişiyor. Yılmaz Hoca'nın hazırladığı sistemde şu, tabii yıllardır yapıyor ya. Rutin eğitimleri aldık, her şey tamam. İstekli, gönüllü eğitimler alındı, alınmadı, duruyor. Mevzuatta bir değişiklik var. Bakacağız buradan, bu mevzuat değişikliği kime etkiliyor? Belediyelerimizin imar müdürlüklerini ilgilendiren şey. Bunun eğitimini hızla videoya çekeceğiz. Göstereceğiz, şu değişti, şuna dikkat edin, son tarih budur. Böyle yapacağız, hoca onu yapacak yani. En iyi anlatan konunun uzmanı. Tık, mesaj gidecek. Belediyenin şu mevzuatı değişmiştir. İmar müdürlerinizin 2 gün içinde şu kodlu eğitimi tamamlamaları gerekmektedir. Hmm. Hop, verdik eğitimi 2 gün içinde. O daha belki resmi gazeteyi herkes ayrı ayrı taradı değil. Yakaladık, eğittik. Park bahçe müdürlükleri şu konudaki eğitimi 1 ay içinde tamamlasınlar yaz gelirken. Tık, karşısına gelecek. Eğitimi alanları görüyoruz, alamayanı. X Belediyesi, Manisa'dan örnek vereyim. Diyelim bizim Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durubay, evet, yapmamış onu. Tak, aranacak. Diyecek ki, Gülşah Hanım, imar müdürünüz ilgili eğitimi almadı. Böyle bir kalite yükseltmesinden bahsediyor. Mucizevi bir şey yapacağız ve bu Yılmaz Büyükerşen'in hazırladığı ve başında olduğu bu. Yılmaz Hoca 20 yaşına indi bu arada, onu bilin. Hani böyle, zaten baktığınız zaman 40-45 gösteriyor. 40-45, acayip bir heyecan duyuyor bu işten. 70'lerde yaptığı açık öğretim işini şimdi en iyi bildiği konuda yerel yönetimlerde, yerel yönetimler ve demokrasi eğitim modülüyle acayip bir iş yapılıyor. Şimdi çok soru geliyor ama kısa kısa gidebilir mi? Bugün siz Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği toplantısına mı gidiyorsunuz? Evet, genel kurulları var. Türkiye'deki bütün mimar mühendis odalarının başkanları, yöneticileri, delegeleri burada 11-15'te onlara konuşacağım. Kamu mühendisleri çok dertliler, çok Sayın Genel Başkan. Geçtiğimiz günlerde benim yanıma da geldiler. Her fırsatta da dile getiriyorum. Kamuda tahmin ediyorum 80 bin mühendis var. Ve geçmişte, bakın şöyle söyleyeyim. Evet. Mühendis, doktor, hakim, savcı maaşları eşitti neredeyse. Evet, evet. Yıllar içinde öyle bir grafik var ki, keşke yanımda olsa. Ben size atayım, yarın belki gösterirsiniz. Ben pazartesi göstereyim. Öyle bir grafik var ki, hekim maaşları, hakim, savcı maaşları, mühendis maaşları. Perişan olmuş durumdalar. Yani şu anda normalde 100 bin liranın üstünde maaş alması gerekirken işe başladığı günkü hesapla, örneğin ne hesabıyla, altın hesabıyla, kıyma hesabıyla, alım gücüyle şu anda 40 bin liraya düştü. 40 bin lira maaşla, 35 bin lira maaşla kamuda mühendis çalıştırılıyor. İki sonucu var. Bir, mevcut olanlara çok yazık. İki, artık kamuya kaliteli mühendis gelmez. Tabii gelmez. Gelmeyince de ne olur? Mühendisin iş yaptığı alan neyse orada devlet tökezler. Olmaz mı yani? Evet. Bir başka konu. Şimdi siz genel başkan olduktan sonra hep şunu söylediniz. Anayasal yetkilerimize dayanarak eylemlilik. Evet. Mesela şunu gösterdiniz bize. İşte ne bileyim, Çorlu'ya gittiniz dava günü. Tabii. Oradan bir karar çıktı. Bir başka gün bir depremzedeyle birlikte oldunuz. Arkadaşlarımız bütün toplumsal davaları çok etkili heyetlerle takip ediyor. Kritik günlerde ben de gidiyorum. Şunu soracağım. Çay üreticisi de sesini duyurmak istiyor. Bu pazar oradayız. Bu pazar Rize'de çay mitingi yapıyoruz. Ben daha önce Rize Pazar ilçesinde konuşmuştum. Orada da şunu söylemiştim. Birincisi, çayın maliyeti 19 lira bu sene. 25 liradan aşağısı kurtarmaz. Herkes bunu konuşuyor. Çay üreticisi. Bunun hani siyaseti yok. AK Partilisi de aynı şeyi söylüyor. CHP'lisi de aynı şeyi söylüyor. Çayın maliyeti 18-19 lira. Kaç para fiyat verdiler? 17 artı 2, 19 lira. Çay üreticisine maliyetini veriyorlar. Olmaz. Olmaz. Kim nasıl geçinecek bu insanlar? Pazar günü Rize'de mi bu? Pazar günü Rize'deyiz. Birinci talebimiz taban fiyatın arttırılması. İkinci talebimiz Çaykur'daki taşeron işçilere kadro verilmesi ve Çaykur'daki işçilerin emeğinin sömürülmemesi ve Çaykur işçisinin iş güvencesinin sağlanması. Üçüncü talebimiz de çay üretimiyle ilgili kalıcı, yapısal çözümler üretilmesi. Kemal Bey'in
bütün kaçak çayları Rize Meydanı'nda yakacağım dediği laf çok doğru bir laf. Evet. Çok doğru bir yaklaşım. Biz kendi çay üreticimiz var. Kaçak çay, sınırlar, kevgir gibi her taraftan çay geliyor. Kalitesiz kaçak çay piyasayı bozuyor. Bununla ilgili... Kemal Bey dediniz, görüştünüz mü son zamanlarda hiç? Ya birlikte yemek yedik. 3 hafta önce miydi? 3 hafta önceydi. Nasıl herhalde. Keyfi, sağlığı? Gayet iyiydi, gayet keyifliydi. Ne diyor size? Yani seçimden sonraki ilk şeydi. Zaten seçim akşamında arayıp kutlamıştı. Orada da kutladı. Gayet güzeldi. Sayın Erdoğan'la yaptığımız görüşme öncesinde aramıştım. Sonrasında da bilgi verdim kendisine. Ahmet Necdet Sezer'e de gittiniz. O apayrı şöyle. Ahmet Necdet Sezer'e... Hatta öncesinde çok gittim. Önemli buldum onu da biliyor musun? Şunun öncesinde gidip... 23 Nisan günü gittim. Bayram olduğu için çok önemli. Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'de kuvvetler ayrılığının resmidir. Yani Anayasa Mahkemesi Başkanı'dır. Ama kendisini seçen hükümete de, kendisi seçen meclise de ne haklarına tecavüz etmiştir, ne de kendisini onlara ezdirmiştir. Yani seni biz seçtik gibi yaklaşımlara karşı da dik durmuştur. Kimse tam olarak görevinin gereğini yapan tarafsız bir cumhurbaşkanı. Ben zaten ona gittim, dedim ki siz seçilmiş son tarafsız cumhurbaşkanısınız. İnşallah yine tarafsız cumhurbaşkanı seçeceğimiz günler olur efendim dedim, konuştuk. Ama gidişteki gayem sadece bir bayram ziyareti değildi. Şunu dedim. 22 yıldır ülkeyi bu iktidar yönetiyor ve biz CHP olarak devletten, iktidardan çok uzakta kaldık. Ben Cumhurbaşkanı ile görüşeceğim. Bunun usulü nedir dedim. Kendisinin önerilerini aldım. Mesela Sayın Namık Tan'ın görevlendirilmesi, dedi ki Cumhurbaşkanı'nın tabii bu kısmını biliyoruz, özel kalemi ve protokol müdürü büyükelçidir dedi. Büyükelçilerle büyükelçilerin teması hataları önler dedi. İyi bir görüşme, sağlıklı bir ortam yaratılmasını sağlar dedi. Ve Namık Tan'ın görevlendirilme fikri Sayın Ahmet Necdet Sezer'in yaptığı tarif üzerinedir. Ben de dedim ki Namık Tan var İstanbul Milletvekili. O da dedi ki çok başarılıdır. Namık Bey'i yanınıza evet. alırsanız iyi olur. Şimdi çay mitingi pazar günü. Bir de geçtiğimiz günlerde sizin yine kurmaylarınızdan Umut Akdoğan bizim kanalımıza gelmişti. O dedi ki ben soruyorum ya gündemde ne var diye. Dedi ki genel başkanımız talimat çok büyük bir emekçi mitingi düzenleyeceğiz dedi. Emekçi mitingi. Evet, o onun daha tarihi şöyle. Emeğin büyük sorunları var. Emeğin bir kere onların da vergide adalet sorunu var. Yani aylar içinde maaşlar vergiye düşüyor. Gidiyor, düşüyor. İkincisi sendikal hakların sınırlanması. Sendikalı olan işçilerin işten çıkarılmasına karşı etkin mahkeme kararları alınamıyor. Alınanlar uygulanmıyor, zamana yayılıyor. Yani örgütlenmeye dair sorunlar var. Asgari ücretin çok büyük bir sorunu var. Geçen sene bu zamanlarda asgari ücrette 4 kez zam yapılmasını konuşuyorduk biz. Yani 3 ayda bir enflasyona göre yapılmasını konuşuyorduk. Yılda 2 yapacağız dediler. Şimdi Temmuz geliyor, yapmamaya niyetliler. Asgari ücrete zam yapılmaması kabul edilebilecek bir şey değil. Ama şöyle bir şey yapmamız gerekiyor asgari ücrette. Küçük esnafın, KOBİ'lerin ve desteklenmesi gereken yani çok güçlüler dışındaki belli sektörlerin asgari ücrete gelecek zamda zorlanabilirler. Ama zam gelmezse perişan olunur. Asgari ücrete zam yapılması ama küçük esnaf, KOBİ, belli sektörlerin desteklenmesi lazım. Bunun da bir devlet projesi olarak çalışılması lazım. Bunu mutlaka dile getiriyoruz. Bu miting ne zaman olacak? Yani eğer asgari ücrete zam yapmamaya kalkarlarsa Temmuz ayının başında ya da Temmuz ayı gelmeden bayramdan hemen sonra yapabiliriz. Nerede olacağı belli mi? Henüz yok ama bir emek kentinde yapmak isterim. Yani ilk akla gelenler Kocaeli, Bursa, Gaziantep, Denizli, Manisa öyle. Çok sayıda emekçinin yani bakın ben tematik mitinglerde şunu önem veriyoruz. Ben çay mitingini İstanbul'da yapsam olur mu? Olmaz. Öğrencilerle, atanmayan öğretmenlerle ilgili miting yaptım. Orada dedik ki bu mitinge atanmayan öğretmenler gelsin ve Özgür Bey'e, İstanbul'da bir başkanımıza şunu dedik. Tüm ilçelerden atanmayan öğretmenler ve bu konuda hassas aileler miting meydanında CHP örgütü yoktu. Emekli mitinginde hepsi emekliydi. Giyimiyle, kuşamıyla, yaşıyla zaten bütün gazeteci hak verdi. Bir de bize muhalif basın elde kamera aralarında geziyordu. Eğer ki emekli mitingini biz Cumhuriyet Halk Partililerle doldursaydık, yani içlerinde elbette üyelerimiz var. Ama örneğin 20'li yaşlarında
binlerce kişiyle orayı doldursaydık gençlik kollarıyla, bakın emekli mitingi neden çekti. Ama o kameraların hepsi meydanın tamamında 81 ilden gelmiş yoksul emeklileri gördüler. İnanılmazdı yani, inanılmaz. Demek ki bu eylem, bu mitingler devam edecek. Tematik mitinglere devam edeceğiz. İhtiyaç neredeyse orada. Ve emekçi mitingini de emekçilerle yapacağız. Atanmayan öğretmenleri atanmayan öğretmenlerle yaptık. Emekçi mitingini de itiraz eden işçilerle birlikte yapacağız. Şimdi sizinki gibi büyük kapsamlı olmasa da şimdi biz bir normalleşme adımı gördük. Önceki gün beni aradı AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu. Manisalıdır. Yani. Manisalı mı? Dedi ki işte İsmail Manisa Bey. Manisa Milletvekili. Biz dedi farklı kesimlerin görüşlerini, işte kanaat önderlerinin fikirlerini de topluyoruz dedi. Cumhurbaşkanımız beni görevlendirdi dedi. Buyurun dedim, konu nedir dedim. Sokak hayvanları dedi. İşte görüşümü sordu. Sonra bunu yazılı iletir misin dedi. Memnuniyetle ileteceğim dedim. Şimdi bu naçizane benim görüşüm ama sizinkini bir sormak istiyorum. Sizi tam zamanda göndereceğiz efendim. Tamam, yok yok. Bakıyorum sorayım. Saate de. Şimdi şöyle, bu sokak hayvanları meselesine bakışınızı bize bir özetler misiniz? Bir sorun var mı sokak hayvanları konusunda? Var. Şimdi birincisi şöyle kritik bir sorun var. Sorunu görmemek, sorunu çözmemek demektir. Ve felaket getirir bize. Öyle bir tehlike var. Çünkü bugün Türkiye'de insanlar sabahleyin erken saatlerde çocuğunu okula yollarken, eğer servis gelip kapıdan almıyorsa, eliyle teslim etmiyorsa ya da çalışacağı iş yerine gitmek için servisine yürürken ya da sabah erken saatte kalktı camiye giden bir yaşlı amcamız. Sabah erken saatte daha önceden güç bela aldığı bir randevuya yetişmek için hastaneye gidecek hastalar, sokak hayvanlarının saldırması tehlikesiyle karşı karşıyalar. Bu tehlike yok diyemezsiniz. Bu tehlike en çok kırsalda, daha doğrusu büyük şehir olmayan yerlerde, barınak, hayvan barınağı olmayan, kısırlaştırmanın olmadığı yerlerde çok var. Ama 81 ilde var, her yerde var. Bu iş maalesef bazen sınıfsal bir ayrıma denk geliyor. Neden? Bazılarımız güvenlikli sitelerdeyiz. Bazılarımızın evinin önünden çocukları servisten alınıyor. Bazılarımızın arabası var, çocuğumuzu arabaya oturtup götürüyoruz. Bazımız istediğimiz saatte özel hastaneye gidebiliyoruz. Ama yoksullarımız, servise binemeyenler, yürüyerek okula gidenler, hastaneye, devlet hastanesi için toplu taşımaya gidenler daha çok tehdit altında. O yüzden bu sorunu yaşayanların dillendirip yaşamayanların sırtını dönmesini kabul etmiyorum. Birincisi bu. Tamam. Ama bu sorunun çözümü için, sorun sürdürülemez bir hale geldi deyip de sokak hayvanlarını uyutma adı altında öldürmek, katletmek olmaz, kabul edemeyiz. Buna sonuna kadar direniriz. Çare ne? Cumhuriyet Halk Partisi size bunu yaptırmayız derken çözümü de önermek durumunda. Nedir? Bu konuda çok rahatız. Bir, sokak hayvanlarıyla ilgili bir kısırlaştırma seferberliğine ihtiyaç var. Daha doğrusu dört kademede. Bir, kaynağını durdurmak. Bugün Türkiye'de bize iletilen raporlarda sokak hayvanlarının bu kadar çok üremesinin kaynağı kırsalda köpek doğuruyor, köyde bir tanesi bakılıyor, gerisi sallanıyor. Geçmişte hatta çok kötü şeyler, diğer yavrular köyde çok köpek olmasın diye efendim çuvala konurmuş da nehre atılırmış, doğar doğmaz öldürülürmüş falan diye laflar var. Ona ben Anadolu'da çok ihtimal vermiyorum. Ama kaynakta kısırlaştırma, yani kırsalda, köylerde kısırlaştırma lazım yenileri gelmesin diye. Ve buna teşvik verilmesi lazım. Köydeki, kırsaldaki insan bakacağı bir köpek dışındaki köpekleri kısırlaştırıyorsa buna bir para ödeyelim. Bu birincisi. İkincisi, yerleşim merkezlerindeki yetişkin köpeklerin kısırlaştırılması. Bunların kısırlaştırılması için dev bir kampanyaya ihtiyaç var. Bunun için çok sayıda hayvan barınağına ihtiyaç var. Ve çok ciddi bir bütçeye ihtiyaç var. Ve son olarak da bir sahiplendirme seferberliğine ihtiyaç var. İstanbul'da Ekrem Başkan'ın başardığı iş Sahiplen İstanbul kampanyasıdır. Ve inanılmaz işler başarıyorlar orada. Şimdi bu beşini yapmadan sorunu çözemeyiz. Burada bu aşamada öldürelim diyorlar. Bu öldürme işi bir kere şöyle izah edeyim. Daha maliyetli ve daha çok. Mesela diyorlar ki. Eczacıyım dediniz evet, geçen gün. Ben eczacıyım. Anlattım. Kısırlaştırmayla uyutma arasındaki maliyeti anlattınız. Şöyle ki, bir, ne diyorlar?
bir ay boyunca barınakta tutacağız. Sahiplenmezse öldüreceğiz. Şu anda kısırlaştırılan köpek 10 gün barınakta duruyor. Şimdi köpeği kısırlaştırıp bırakmak 10 gün, öldürmek 30 gün. Demek ki 3 kat barınak lazım sizin dediğinizde. İkincisi, uyutmanın ilacı son derece pahalı. Mışıl mışıl uyuyup canını teslim ediyor. O da bir canilik tabii. Ama o fiyatlar kısırlaştırmayla karşılaştırıldığında birçok sorun olduğu için esas tehlike şu. Çamaşır suyu enjekte edip öldürme gibi bir niyet var. Çamaşır suyu enjeksiyonu saatler süren çok acılı, çok böyle hani katlanılmayacak bir ölüm biçimi. Böyle bir caniliğe de sebebiyet vermemek lazım. Peki benim söylediğim bu 5 aşama var ya, nasıl olacak? Tasarruf tedbirleri var. Para yok, bütçe yok. Bunu yapamayız, öldürelim diyorlar. Oysa ki bizim 2020 yılında 4 partinin, AK Parti, MHP, CHP, o zamanki HDP'nin altında imzası olan hayvan hakları raporu var meclisin. Hayvan hakları raporunun 101. sayfası net yazıyor İsmail Bey. Diyor ki hayvan hakları fonu kurulacak, kısırlaştırma buradan yapılacak. Hayvan hakları fonuna para nereden gelecek? At yarışlarından. Nereden gelecek? Spor Toto, Spor Loto'dan, Milli Piyango'dan ve toplanan belediyelerin topladığı ve kamunun topladığı vergilerden. Bu fon, ben demedim, AK Parti'nin de altında imzası olan milletvekilleri altına imza atmışlar bunun ve diyorlar ki bu fon kurulursa sorun çözülüyor. Bu şekilde. Bunun yapılması için biz üstümüze düşen neyse yapacağız. CHP'li belediyeler de yapacak. Partimiz de yapacak. Bu işi bir çatışma alanına dönüştürmeden, kanun teklifine 30 gün sonra ölüm mölüm yazılmadan, bu büyük bir Türkiye'de kutuplaşmayı yaratacak. Bu sefer eylemler başlayacak. Kız öldürmeyin diye insanlar sokaklara dökülecekler. Birileri bırakın köpeklerden kurtulalım diyecek. Bir toplumsal tartışma, tansiyon yaratmadan bu sorunu 2 yıl içinde kökünden çözecek o büyük kampanyayı yapmamız lazım. Zaten Cumhurbaşkanı da bu hafta konuşmasında şöyle söyledi. O marjı gördü mü? Marjı gördü. O doğru. İkinci adımdan önce dedi. Yani aslında belki de sizin de katkınıza bu meseleyi çözmek istiyor. Çözmemiz lazım. Yani şöyle, Cumhurbaşkanı'nın ifadesini olumlu yorumlarsanız doğrudan öldürme işini getirmeyeceğiz diyor. Ama olumsuz, bu sorun çözülmezse beni öbürüne mecbur bırakmayın diye bir şey var. Onu düşünmek bile istemiyorum yani, milyonlarca hayvanın öldürülmesini. Özgür Bey, ben şimdi bu özel programda bir kere davetimi kabul ettiğiniz için, bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi sorulara da böyle ara ara bakıyorum. Evet. Yönetmenim ve danışmanımdan da geliyor da. Böyle içi boş tartışmalarla vakit geçirmek istemiyorum. Çok temel gündem maddeleri. Ama sadece şöyle genel ilkesel bir soru sormak istiyorum. Partinizin yetkililerine, kurmaylarınıza, milletvekillerinize şu talimatı verdiniz mi? Bugün Türkiye'nin gündeminde işte Cumhurbaşkanı adayla falan gibi bir mesele yok. Kimse konuşmayacak dediniz mi efendim? Dedik. Yani şöyle dedik. Hatta çok açıklıkla, ben biliyorsunuz biraz, evet, hatta eleştiriyor bazı arkadaşlar. Çok açıksın. Her şeyi anlatma. Bazı şeyler sana kalsın. Tabii orada dikkat edilmesi gereken kısımlara ben dikkat ediyorum ama doğrudan yaptığım konuşmayı söyleyeyim. Arkadaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde partinin yönetimini elimize aldık. İktidara geldik. Parti bir bütün. Bu parti hepimizin partisi. Bu partide geçmişte yaptığımız doğruları sürdürmek boynumuzun borcu. Geçmişi bir bütün olarak, her şey yanlıştı ki dünya kadar doğru iş yapıldı. Ama yapılan yanlışları da hep birlikte terk etmemiz lazım. En büyük hatamız, seçim bitiyor. Bir sonraki seçimin adayı konuşulmaya başlanıyor. Ve hatta seçimin ertesi günü ittifak konuşulmaya başlanıyor. Ya ittifak konuşmaya başlamak demek, onu da söyleyeyim. Önce 4 partiydik, sonra 6 olduk. 6 partiyi birbirinin bellerinden zincirle bağlıyorsunuz. Sonra da koşu yarışına çıkarıyorsunuz. Biri koşarken öbürünü çekiyor. Öbürü koşarken öbürü geride kalıyor. Birbirine mani oluyor. Bırakın herkes kendisini millete anlatsın. CHP sosyal demokrat bir parti. CHP çay mitingi yapacak, emek mitingi yapacak, emeklerin hakkını arayacak, vergi reformu diyecek, direnen işçilerin arkasında duracak. CHP kendini böyle anlatacak. Sol bir parti. CHP mağdurun hakkını savunacak, mazlumun hakkını savunacak, insan haklarına duyarlı olacak. Sol bir parti. Öbür tarafta milliyetçi demokrat bir parti kendini öyle anlatacak. Muhafazakar demokrat bir parti öyle anlatacak. Günü geldiğinde
İttifak gerekirse, nasıl eski sistemde tek başına olamıyorsan koalisyon kuruyordun. Seçimden sonra değil, seçimden makul bir süre önce döner bakarsın. Herkes bir de bir tartıya çıkar. Ben kaç kiloyum? Anketler işte biliyorsunuz nasıl doğru çıktığını hepsinin. Bakarız kaç kiloyuz hepimiz. Ona göre bir ittifak kurarız. Bir şey paylaşacaksak da ona göre paylaşırız. Kimse kimsenin hakkına girmez. Bunu bir kere görelim. Biz kendi kimliğimizle milletimize yapıcı bir muhalefeti gösterelim. Bir bu. İkinci hata. Hemen yapıcı muhalefet. Yapıcı muhalefet ama etkin. Bakın sokaklardan kaçan da değil. Efendim biz sokağa çıkmayalım yanlış anlarlar. Darbeci derler. Öyle bir şey yok. Hak aramanın yeri bir müzakeredir. Bunu yaparsanız iyi olur. Teşekkür ederim. İki mecliste mücadeledir. Ama esas sokakta mücadeledir. Hele hele sol Sosyal Demokrat Parti meydanlara çıkmadan, sokaklara inmeden bir şey olur mu? Bunu yapacağız. Bu net. Ama şu hatayı yapmayacağız biz. Seçimin ertesi günü bir sonraki seçimin adayını konuşmak. Bu potansiyel adayları küstürecek. Mevcut adayları başka bir psikolojiye sokacak. Ve milleti boşu boşuna meşgul edecek bir şey. Sen emeklinin durumundan meşgul olacağına A mı olsun, B mi olsun, onlar olmasın, C mi olsun? Bu yok. Benim canıma tak etti. Geçtiğimiz seçimdeki bu hatayı yeniden yaptırmak isteyen bir tuhaf kafa var. Hep aday tartışması çıkıyor. Arkadaşlara dedim. Bir, soru gelsin gelmesin. Kardeşim ne beni övmek için aday olsun olmasın. Yani genel başkanın adaylığı tartışması. Benim cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim, bir niyetim yok. Benim bir niyetim var. Bulunduğunuz yerden bu seçim akşamı olduğu gibi saat 9 sularında Atatürk'ün partisi Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk genel seçiminde birinci partidir arkadaşlar dediysem ben hayatımdaki en büyük hedefe ulaştım demektir. Amaç bu mu? Tek bu. Bir de şu otobüsün üstünden konuştuk ya. Evet. Bakın dedim ışıklar yanıyor. O saatte hep kapanıyordu bizim ışıklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 973 ilçedeki ilçe binalarının ışıkları seçim gecesi sabaha kadar yanacak. Bu oluyorsa bitti. Beni çıldırtacaklar. Efendim aday olur musunuz? Şunu yapar mısınız? Bunu ben kendi adıma hiçbir şey istemem. Benim kendi adıma istediğim tek şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu seçimlerde iktidar yapayım. Bir Cumhuriyet Halk Partiliği Cumhurbaşkanı yapalım. Bu ülkeyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyet ettiği rotaya sokalım. Muasır medeniyetler seviyesi dediği o şu demek. 10 sene sonra bugünkünün 6 katı alım gücüne sahip asgari ücret demek. O şu demek. Bugün 600 lira olan kıymanın etin 100 liraya indiğini düşünün. Almanya'da yani 6 kat milli gelir o demek. Kaldı ki bir de hele hele siz bu milli geliri yoksullardan yana veya düşük gelirlerden yana daha eşit paylaştırır, daha adil paylaştırırsanız satın alma gücünün 10 katına çıkması demek asgari ücretli için. Bugünkü kiranın yani şöyle düşünün cepteki para aynı. Masraflardan, harcamalardan birer sıfır atın. Danimarka'daki adam öyle yaşıyor. Yani bugün o da 17 bin lira asgari ücret alıyor diye düşünün. Ama ülkesinde kıymanın 60 lira olduğunu düşünün. Bir anda bütün mazottan bir sıfır atın. Mazotun 4 liraya düştüğünü düşünün. Her şeyden bir sıfır atmak demek Avrupa Birliği'ne girmek demek. Paranın alım gücünü 10 katına çıkarmak demek 10 sene içinde. O yüzden biz bunu konuşmamız lazım. Ben bunu başarırsam, bunu başarmak için seçimi kazanırken benim işim bu partiyi iyi yönetmek. Ne beni ne bir başka arkadaşımızı, belediye başkanlarımızın işi seçimlere kadar belediyeleri dört dörtlük yönetmek. Çünkü insanlar bakacaklar ve diyecekler ki bunlar bu işi yapar arkadaş. Biz bunlara bu ülkeyi de yönettirelim. Bak adamlar seçimi kazandı, şımarmadı, çalmadı, çalıştı, israf etmedi. Verelim yetkiyi bir de bunlar yönetsin ülkeyi diyecekler. Ben belediye başkanlarıma şöyle söylüyorum. Cebinizde bir anahtar var diyorum. O anahtar ne şehrin altın anahtarıdır, ne belediyenin kasasının anahtarıdır, ne kapısının anahtarıdır. İyi çalışırsanız iktidarın anahtarıdır diyorum. O anahtar iktidarın anahtarı. Buna göre çalışın diyorsun. Ona göre çalış. 409 anahtar koydu millet cebimize ya. Bu hedef
sizce gerçekleştirilebilir mi? Yani, kesin. Öyle mi? Bir şey söyleyeyim. Gerçekleştirmezsem seçimin ertesi günü, hani hep yayına çıkıyoruz ya, evet, ilk yayın sizde, evet, evet, şey yapıyoruz. İsterseniz yayına çağırın, burada açıklayayım. O gece burada, bakın burada söylüyorum canlı yayında. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapamazsam o gece buraya çıkacağım ve istifa edeceğim. Siyaseti o gün bırakacağım. Bu kadar net söylüyorum. İlk seçimde, ilk genel seçimde, ilk yerel seçimde birinci parti yaptık. Diyorlardı ki çok kötü sonuç alacaklar. CHP tarihinin en kısa genel başkanı olacak. Ne oldu? 50 yıllık tarihin büyük bir başarısını hep beraber kazandık. Ve çıkıp ben kazandım demedim. Ben kazanmadım ki. Hep birlikte kazandık. Ama şunu da söyleyeyim. Çok çalıştınız ama. Çok çalıştım. Çok çalıştınız. Ben herkes ona şaşırıyor şimdi. Ben 6 yaşımdan beri çok çalışıyorum. Ben Anadolu Lisesi sınavı için çalıştım. Devlet parasız yatılı, okulu bitirmek, eczacılık, eczacı odası. Bu arada ya bir dakika. Sizin bu Almancanız da çok insanları şaşırttı ya. Okuldan bahsettiniz. bu Bornova'daki okulun adı neydi? Bornova Anadolu Lisesi. Orada bir... Dün bir şey yaşadık, çözdük. Çözüldü mü o? Çözüldü. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber gördüm çünkü. Doğru. Ayran... Ayran gününü 1955'ten beri okulumuz var. Okulumuzun ayran gününü iptal etmeye çalışıyorlar. İzin vermemişler. Ayran günü iptal mi olur ya? Ben derhal okul balev başkanımızı aradım. İlgilileri aradım. İzmir valisini aramak üzereyken olmadı, zaten şeyi arayacaktım. Sayın Yerlikaya'yı, olmaz böyle bir şey diye. Hatadan döndüler. Hah. Peki. Hatadan döndüler. Şimdi dur, aklıma bir şey daha geldi. Sizin il başkanınız, o da hep böyle yanınızda, Ümit Erkol. Evet. Geçtiğimiz Ankara. Haftalarda dedi ki sayın genel başkanıma, dedi, gittim dedi. Şimdi bir ilginç bir durum var dedi. Çok öteden beri tanırım da Ümit'i. Doktor Ümit Erkol dedi ki genel başkanım yanından çıktım dedi. Bak çok ilginç dedi. ODTÜ'lü gençler gitmişler, bunu yakalamışlar. Demişler ki lütfen Özgür Başkan'a ilet, bizim meselelerimiz var. Diyor ki toplumda böyle bir algı oluşmaya başladı. Yani toplumsal ve kitlesel bir sorun olduğu zaman işte CHP Genel Başkanı bununla ilgilenir diye. Bu enteresan. Boynumuzun bir... borcu. İlgilenmemiz lazım. Bakın, staj mağdurlarını kimse duymazdı. Biz duyduk çıraklık mağdurlarının. Kademeli emeklilik, her yerde dile getiriyorum. Mücadele etmeye devam edeceğim. Bunun yanında emekli assubaylarından emekli yüzbaşısına, binbaşısına, mevcut uzman çavuşun, erbaşların kadro sorunlarına kadar hepsinden teker teker ilgileniyoruz. Toplumun neresinde bir sorun varsa bakıyoruz. ÇEDES projesinden de büyük bir rahatsızlık duyuyoruz. Öğrencileri korkutuyorlar, olmadık işler oluyor. Çok yanlış. Müfredattan rahatsızsınız. Müfredattan rahatsızız. Dava açıyoruz şimdi, mücadele ediyoruz. Daha neler yapacağız? Bu arada mesela emekli... Müfredat konusunda mı? Müfredat konusunda. Ayrıca şunu da söyleyeyim çok net. Emeklilerle ilgili de oldu bitti değil. O miting bir son değildi. Mücadelenin miting kısmıydı. Şimdi hep birlikte çalışıyoruz. Dün daha emekli dernekleriyle oturdum. Hem emekliler için Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, parklarda mesela Uşak'ta Özkan Yalın başladı. Şehrin meydanında bir parkta emekli kafe gibi bir şey açtı. Ha, Kütahya'da kahveci de yapacak. Yapıyoruz. 2 liraya çay veriyoruz emeklilere. Yani her gün miting var oralarda. Bir şeyler yapacağız ama esas mücadele için bir şey yapmamız lazım. Günü geldiğinde belki bu sefer 100 bin emekliyle başka bir şey yaparız. Miting yapmayız da bir başka eylem yaparız. Sesimizi duyuracağız. Türkiye'ye de duyuracağız, dünyaya da duyuracağız. Emeklinin hakkını alana kadar ben bu işin... Peki. Ucunu bırakmam. Sayın Özgür Özel, CHP Genel Başkanı, son bir cümlenizi rica edeceğim. Ha, şimdi bir anma yapabilir miyim? Çok önemli benim için. Ha, Manisa için. Bugün 31 Mayıs. Bugün Manisa Tarzanı'nın ölüm yıl dönümü. Manisa Tarzanı, benim annem 1949 doğumlu. Tarzan 63'te vefat etti. 62'de ya da vefat etti. Manisa Tarzanı, annem bir çiçek koparırken annemin kulağından tutmuş. Neden koparıyorsun? O da senin gibi canlı. Ben senin kulağını koparsam olur mu? Deyip götürmüş. Anneme 4 çiçek diktirmiş. Ağaç diktirmiş. Öyle birisi. Milli mücadele sırasında Manisalı askerlerle savaşan, İran'dan gelen, Irak'tan gelen Balon Tebriz'den ve Manisa'ya Manisalı askerlerle birlikte dönen, Manisalı olan, bir şortuyla dağdaki Tarzan evinde yaşayan, Ramazan topu patlatan, ağaç diken, temizlik yapan muhteşem bir insandı. Allah rahmet eylesin. Biz her sene mezarı başında, şimdi Manisa Belediye Başkanımız mutlaka oradadır. Mutlaka gideriz, kendisine dua okuruz, kendisini anarız. Hayatımda aldığım en anlamlı ödül de o zamanlar hiç yokken Manisa'daki 475 eczanede
atık pil toplama kampanyası yapmıştım. Manisa'da kimse pili toprağa atmasın diye. Manisa Tarzan'ı çevre ödülünü almıştım. O da benim için en anlamlı ödüldü. Allah rahmet eylesin. Manisa ya. Eczacı Odası'nda duruyor. Son bir cümle dedim ama süremiz de dolsa da ben buraya gelirken bu kitabı okudum. 100. Yıl Cumhuriyet Alfabesi Haydar Ergülen. Bakın bir cümleyle kapatacağım. Tabii. Bir düşünceniz olursa. Cumhuriyet nedir diye sorduğu zaman bir köylü çocuğunun devletin okullarında parasız okuyup önce mühendis ardından başbakan ve cumhurbaşkanı olup kendine yakıştırdığı çoban sülü lakabıyla gurur duymasıdır. Şimdi Manisalı Özgür Özel de... Tabii Bahçıvan Abdullah Aga'nın ya da işte muhasebeci defterdar Agah Efendi'nin iki emekli öğretmen, iki öğretmen çocuklarının devlet parasız yatılı bursuyla yaşayıp, büyüyüp, okuyup gelip de ülkede ana muhalefet partisinin lideri olması cumhuriyettir. Başka bir şey değil. Yoksa Talat Hoca'nın, Şükran Hoca'nın oğlu buralara gelemezdi. Veya şudur, her birimiz çeşitli yoksulluklardan geliyoruz. Biz mecliste aynı sıralarda Gülsün Bilgehan'la oturduk. İsmet Paşa'nın torunu. Yani bir bahçıvanın torunuyla İsmet Paşa'nın torununun aynı yerde görev yapabilecek fırsat eşitliğine cumhuriyet diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenler, bu sabah ve bu haftayı da birlikte kapattık. Her sabah olduğu gibi siyasetin nabzını da burada tutma çabası içinde olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi görüşene kadar hoşça kalın.